Ekranların başındaki değerli izleyicilerimiz, hepiniz BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler'e hoş geldiniz. Efendim biz bugün 28. bölümümüzü çekiyoruz. Dile kolay ve biz her bölüm bir sürü şey öğreniyoruz. Tabii öncelikle ustamızdan ama sizlerden de çok şey öğreniyoruz. Çünkü biliyorsunuz siz sadece seyircimiz değil, aynı zamanda skeçlerimizi notladığınız için de jürimizsiniz bir yandan. Böyle seyirci jüri konumundasınız şu anda. O yüzden birazdan bu seyirci jürimizi biraz tanımak isteriz. Mesela efendim hoş geldiniz. İsminiz? Çiğdem. Çiğdem Hanım. Nereden geldiniz? İstanbul. İstanbul. Bir hep şey sorarlar ya, en uzak nereden geldiniz? Var mı böyle uzaklardan gelenler? Alabilirim sesli. Atina. Atina. Hoş geldiniz efendim. Yunanistan'dan gelmiş hanımefendi. Amsterdam mı duydum? Fransa. Aa çok güzel. Hoş geldin. Hep uzak sorarlar. Avustralya. Avustralya. Tamam. Ötesi yoktur herhalde. Şimdi hep uzak sorarlar ya. En yakından gelen var mı? Arka sokak. Bunu da kimse geçemez. Efendim nereden geldiyseniz hiç fark etmez. İyi ki geldiniz. Şimdi hazırsanız ustamızı... Buyurun. Pendik'ten geldim. Pendik'ten. Hoş geldiniz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Tabii. Efendim? Güzel İzmir'den de geldik. Güzel İzmir'e de selamlar olsun o zaman efendim. Teşekkürler. Ustamızı çağıracağım. Efendim karşınızda alkışlarınızla Yılmaz Erdoğan geliyor. Karşılarınızda Yılmaz Erdoğan mı? Karşılarınızda. Hocam alkış... Sen heyecanlandığın için mi o kadar bağırdın? Çok mu bağırdım? Evet. Çok özür dilerim. Hoş geldiniz falan diye bir durum vardı. Çok özür dilerim. Telaşa kapıldılar özellikle Avustralya'dan gelenler. Ezgi'nin sunumuna ÇGH diyenler. Aferin Ezgi'ciğim. Teşekkür ederim. Gözlerini öperim. Canımın içi. Vay efendim hoş gelmişsiniz. Şeref vermişsiniz. Ne güzel. Bir sürü şey yapabilecekken hayatta bizi seçmiş olmanız. Ne gurur verici bir şey. Yok mu başka işiniz gücünüz? Gerçekten büyük onur yani. İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek bu kadar da eğlenceliyken üstelik. Yıllar önce bir ülkemize gelen bir komedyen vardı. Maz Cobrani diye İran kökenli Amerikalı bir komedyen. Tavsiye ederim izleyin. Çok başarılı bir arkadaştır. Onun bizim İstanbul trafiğiyle ilgili yaptığı şaka çok hoştu. Dedi ki ben İstanbul'da 3 gündür her yerini gördüm. Çok güzel şehir. Çünkü bindiğim arabaların hepsi her binanın önünde 15 dakika durduğu için her yeri gördüm. Bir de tabii ülkemizde grip haftası. Aramızdaki griballeri göreyim. Elle. Helal. Dışarı çıkabilecek kadar ateşsiz demek ki. Şu anda evlerde leblebi gibi antibiyotik. Doktor var mı aramızda? Hocam şu antibiyotik işini bir çözelim. Bir mikrofon verir misiniz? Hazır bu hafta biraz da faydalı olalım. Sadece güldürmeyelim. Bu antibiyotiği alalım mı, almayalım mı? Bu nedir? Antibiyotik nedir? Ne zaman alınır? Ne zaman alınmaz? Ayağa da kalkarsanız bütün ülke sizi daha rahat görür hocam. Efendim ben Doktor Yıldırım Bakır. Lütfen antibiyotik doktor önerisi haricinde almayınız. Çok şükür eczanelerimizde artık reçetesiz verilmiyor. Bu çok iyi oldu. Değil mi? Eskiden sakız alır gibi alıyordun. Alınıyordu, evet. Ver oradan bir tane. Aynen öyle. Antibiyotik, bakteriler, yani halk arasında mikrop dediğimiz
hastalık etkenlerine karşı geliştirilmiş mucizevi bir ilaçtır. Dur, gündüz programı olmadan ben bunu eğlenceli hale getireyim. Mikropların ne dedin abi? Mikropların, hastalık etkeni olan mikropların etkisiz hale getirmek için kullanılan mucizevi bir ilaçtır. Tamam, alın diyorsun şimdi. Gerektiğinde. Grip, bakteri veya mikroplar tarafından oluşturulmaz. Virüsler tarafından oluşturulur. Virüse etkisi yok. Virüse etkisi asla yoktur. Ve virüs ayrıca... başka bir zibidi. Aynen. Mikrop bakteri, başka bir zibidi. Bakteri başka bir. Mikrobik bir şey olduğu zaman mı alıyorsun? Evet. Peki grip virüsle mikrop hangisi? Hangi hastalıkta mikrop oluyor? Bakteriyel enfeksiyonlarda zaten muayene sonucunda veya kan tahlili sonucunda teşhis konuluyor. Evet. Teşhis konulmadan asla almayın. Yani mikrobik grip de var. Mikrobik grip yok, hayır. Yok. Gripte antibiyotik almıyoruz. Almıyoruz. Lütfen almayın. Herkes anladı mı bunu? Çünkü çocuk en çok kaygılı olduğumuz, siz de çok iyi bilirsiniz. Bizi kendi hastalığımız değil, çocuğumuz hastalandığında ve ateş varsa şöyle bir batıl itikada saplandık. Antibiyotiği veririm, geçer. Bir de şu var, önleyici. Bence böyle bir dümen yok asla yani. Asla yok. Öyle önleyici olsa hepimiz bir tane atarız, önler. Hastalığı önleyici bir şey yok. Virüs böyle geziyor. Seni yakaladığı zaman içeri giriyor. Bir de okul, virüs bahçesi. Almıyoruz. Almayın. Peki doktorların gribe... Ulan bayağı... Yine ulan dedim. Ben lan dediğimde uyarıyorsunuz beni. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Çünkü çocuklar bu kelimelere çok takılıp ve çok kullanıyorlar. Sonra ben fırça yiyorum annelerden. Siz tabii öyle deyince oğlan da devamlı lan diyor. Deme lan diyorum diyor. Şimdi grip vakasında... Evet. Antibiyotik öneren doktor yok o zaman. Yok, olmaz. Hayır, doktor önermedikçe almıyoruz dedin de o yüzden... Yok, enfeksiyon yani varsa biz teşhis koymuşsak ancak öyle antibiyotik alın. Biz yazdığımızda alın. Hekim tamam. Önermeden. Yani öyle ilginç vakalar oluyor ki... Gripal enfeksiyon, ben genelde öğrenci ağırlıklı bir yerde hizmet veriyorum kamuda. Öğrenciye diyorum antibiyotik gerek yok, sadece şu ilacı kullan lütfen diyorum. Ertesi gün geliyor, annesiyle konuşmuş. Annem dedi ki git sana antibiyotik yazsın dediler. Tabii. Maalesef böyle bir durumla karşılaştık. Az önce bir oğlumla ilgili öyle bir diyalog oldu da o yüzden sizinle paylaşayım dedim. Ateş 3 gün sürünce artık antibiyotiğe başlayalım. Yani sanki antibiyotik çok faydalı ama en sonunda kullanılmış gibi. Gripte antibiyotik yok. Yok. Bunu artık tarihe yazdık. Yarın gündüz programda yine konuşacağız bunu. Arada 3 kişi evlendireceğiz. Birbiriyle değil, 3 ayrı çiftten bahsediyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok güzel hareketler. Sağlıklı bir şekilde. Başlasın mı diye soracaktım. Evet. Tamam, grip antibiyotik çözdük bunu. Yarın da başka şeyle Guatr'dan bahsedeceğiz. Çok güzel hareketler. Başlıyor. Tekrar merhaba. Ne oldu ya? Ezgi Özgürekoğlu gecesi mi? Ne bu? Sanat gecesi mi? Yok hocam, değil, hiç değil. Tekrar merhaba efendim. Şimdi ben sunum için çıktım ama dekorumuz benden hızlı davrandı. Biz bazen böyle çok sevdiğimiz programların özellikle televizyondaki bir de biz yorumlayalım istiyoruz. Bu sefer de bir parodimiz geliyor. MasterChef gelecek. Gözde, Cemile ve Ecem yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler efendim. Evet sevgili misafirler. MasterChef ve eleme bölümüne hepiniz hoş geldi. Bugün sizi, bizi beraber yemek yapmak biliyorsunuz, yemek yapmak tavanın altını açıyor. Danilo, istersen ben devam edeyim. Evet. Abiciğim ben tam Türkçe'ye hakim kuramadı abiciğim. Bardağı mı Veron? Ya ne lafını yaptın ya? Al ya. Ne aranızda kaynatıyorsunuz? Kime değil, bana mı değil ya? Sana diyorum, sana hepinize! Mehmet Şef, istersen ben devam edeyim. Sen biraz sinirlendin çünkü. Ama anlamıyorlar ya, dinlemiyorlar bizi ya. Ya bundan antrikot istiyorum, trench coat getiriyor bana ya. Ama trench coat tereyağla güzel oluyor. Al işte. Tamam abiciğim, sakin ol abiciğim. Lütfen herkes sakin ol ya. Abiciğim.
Evet, bu haftaki eleme oyunumuzun konsepti okul kantin lezzetleri. Biliyorsunuz ki okul kantin lezzetlerinde ne var? Efendime söyleyeyim, hamburger var. Sosisli var ve pitos var. Pitos nedir şefim? Ediyor nasıl? Bastır sefe yarışmaya gelmişim. Pitos'u bilmiyor musun? He? Sen hiç mi okul kantinine gittin? Çık dışarı Mustafa! Bir şey demedim Pitos. Çık! Haddini bil! Merhaba şefim. Hoş geldin Mustafa. Hoş geldin. Okul lezzetleri bizim oranın lezzetleri. Aa, sen Trabzonspor'da yapar mıydın? Yusuf Yazıcı bayılıyor menemene. Evet abicim, şimdi bilmeyenler için anlatayım. Pitos şöyle oluyor. Pizzayı yapıyorsun. Ondan sonra onu ikiye katlıyorsun. Tost makinesine koyuyorsun, bırakıyorsun. Bakalım ne olacak. Evet abicim. Evet arkadaşlar, Suna. Sen bugün çok sessizsin. Ben kendime çok güveniyorum şef. Buradaki herkes benden korksun. Ayrıca ben Eda gibi de strateji yapmıyorum. Yani şefim, buradaki dürüstlüğümü herkes biliyor benim, lütfen. Yani dürüstlük hakkında kimse yanlış konuşmasın benimle ilgili, öyle sallamasın. Ne diyorsun sen ya? Ya bu var ya, bu çok fena bu. Bu 9 günü karıştırır bu. Karşıya geçer, oturur bir de izler nasıl karışmış diye. Seni sevmiyorum ben ya. Sen git Eda. Ya sevmezsen sevme, tamam mı? Kötü kalpli insanlar beni sevmesin Yasin. Kötü kalpli dedi, bak bak bak. Bulun. Hayır. Tespit. Bum. Dıkık yakalar. Bum. Yakalandın Eda. Ya. Yasin, Yasin. Yasin, lütfen sana sadece bir şey söylemek istiyorum. Böyle bir kadına konuşurken lütfen biraz daha centilmenlik, beyefendilik. Böyle bir oğul. Yani o kadına karşı söylediğin şeylere biraz dikkat et Yasin. Ne dedi, ben de anlamadım, evet. Karar verdim, Eda'yı bitireceğim. Eda'yı bitirmek için öyle bir tost yapacağım ki Mehmet Şef ilkokul yıllarına geri dönecek. Benim dostluğuma kimse güvenmez ama tostuma herkes bayılır. Duki! Sen kimi ilkokul güne gönderiyorsun? He? Kimi gönderiyorsun? Evet. Kırmızı takımın kaptanı Suna, mavi takımın kaptanı Rıfat. Şimdi... Ne kadar süremiz var? Evet. Arkadaşlar, acele etmenize gerek var. Bir dakikanız var çünkü. Başlayın! Nasıl yetiştireceğiz ya? Eda, hadi bak. Sosisleri getir. Sucukları çıkar. Ya biraz hızlı ol. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Ben söyleyeceğim. Sen söylemeyeceksin. Takım kaptanı benim. Ya senin gibi kaptan olmaz olsun ya. Kaptan dediğim biraz gözünü açacak, böyle kabaracak kek gibi. Benim gibi yani. Ya her yer moloz yığını oldu. Düzgün yapın şu işinizi ya. Rıfat, düzgün yap işini. Sen kendi işine bak Murat. Hayır yani, sosisleri yapmayı biliyorum ama sosisli hiç yapmadım. Ondan sonra şey ama nuggetları kızartmayı biliyorum ama nereye koyacağımı bilmiyorum. Herkes beni yakışıklı zannediyor ama bununla ilgili hiçbir karşılık almıyor. Niye böyle oluyor ya? Çabuk çabuk çabuk. Hadi yapacağız, 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 yapacağız. En iyi hamburgeri kim yapacak? Ben yaparım şef. En iyi tostu kim yapacak? Ben yaparım şef. Bana kim masaj yapacak? Ben yaparım şef. Ama elime bıçak var, nasıl olacak? Oo, kafalar gitmiş ya. Anlamıyorlar bizi, dinlemiyorlar. Mustafa nasıl gidiyor abiciğim? Fena değil şefim. Bak benim annemin bir lafı vardı, derdi ki... aç adama 9 tane yorgan verdiler, adam hala üşüyor abiciğim. Allah kimseyi açlıkla sınamasın şefim. Yok onu, onu demek istemedi abiciğim ya. Demirden korkan tren binmesin abiciğim. Allah aşkına bir de şunu atasözlerini öğretin. Ne diyor, hiçbir şey anlamıyorum ya. Sen neyi anladın bu programda? Kaç bölüm geçti? Çık dışarı! Çık dışarı! Atasözünü anlamadım. Haddini bil, çık dışarı! Ya ben ne dedim, bir şey demedim ki ben ya. Merhaba şefim. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, süreniz bitiyor. Bitti, eller havaya. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kusura bakma şef, eller havaya deyince birden şey oldu. Abiciğim biraz sakin ol. Çocuklar azıcık eğlendi değil mi? Öyle değil mi abiciğim? Evet. Tabaklar hazır hadi. Evet şef. Ne bu? Bu ne? Sosisli şef. Bunlar ne? Portakal. Süs. Süs mü bu? Süs. Yenir mi bu? Süsü tabağa koymayacaksın demedin mi? Aç ağzını. Aa. Aç. Al süs ha. Süs. Al.
Bakıyorum, sakın ağzından çıkartmayacaksın. Yiyeyim mi bebe? Yüzeyim mi? Isır abiciğim, ısır onu. Isır abiciğim. Evet abiciğim, ye onu, güzel. Aferin. Biraz tadı biraz bana şey geldi, kuru geldi. Ama tam anlayamadım. Birazdan anlayacağım. Siz bana bunu paket yapın, ben evde anlayayım ben bunu. Ben evde anlayacağım onu. Ağzındakini bitirseydin belki anlardın abiciğim. Evet, ya bakarım ne? Bana kalmadı abiciğim. Ben aç kaldım abiciğim. Ama olsun, siz çok emek verdiniz. Bence gayet güzel oldu abiciğim. Tebrikler. Evet, Mahmut takıma geçiyorum. Ha, abiciğim bir tane. Önce ben bir geçeyim abiciğim. Önce ben geçeyim. 4 gündür hiçbir şey yemedim abiciğim, evet. Evet, bakalım ne yapmışlar. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet, gerçekten bu yemek beni düdükledi. Bravo. Siz de biraz düdüklenin abiciğim. Isır bakayım. Evet abiciğim, sen nasıl? Çok güzel değil mi? Evet. Biz şimdi kendi aramızda bir karar vereceğiz hangi takım kazandığına. Evet. Kazanan takım... Kazanan takım mavi takım. Nasıl diyorum? Bir de sen diyorsun ya. Senin yüzünden oluyor işte. Bunların hepsini yapalım. Yasin lütfen ama centilmenlik bir şey var abiciğim. Biraz daha kadınlara karşı dikkatli ol abiciğim. Şefin ne diyor sana? Kadınlara karşı dikkatli ol sana demiyor. Ne dedi sana şefin? Niye dinlemiyorsun şefini? Neden dinlemiyorsun? Mustafa çık dışarı! Çık dışarı! Çık! Ben ne yaptım şefim? Çık! Hadi bin! Yasin'e kızıyor, beni kovuyor ya. Merhaba şefim. Hoş geldiniz. Evet, şimdi... sen takım kaptanı olduğun için yukarı çıkıyorsun. Yasin ve Eda arasında bir eleme oyunu oynayacağız. Geri kalan herkes balkona geçebilir. Mustafa nereye? Herkes dedi. Sen herkes misin? Sen herkes misin? Çık dışarı. Anlamıyorum. Ben niye balkona çıkamıyorum ya? Merhaba şefim. Merhaba, hoş geldin. Çık balkona. Evet arkadaşlar, eleme yemeği konseptisi kahvaltı olacak. Kahvaltıda biliyorsunuz biz böyle domates, biber, yumurta, sivil şeyler yeriz. Onun adını... Danilo. Menemen. Menemen abiciğim, evet. Tam Türkçe hakim kuramadı. Kuramadı, ya. Evet arkadaşlar, menemen yapacaksınız. 3, 2, 1 başlayın. Ya hadi başlayın orada. Diagonal dön. Hangi diagonal, ben bilmiyorum diagonal. Karabiber. Gelir, bana karışmayın. Ben kendim bulurum ya. Ya Eda, ne yapıyorsun Eda ya? Önce yağ kızartacaksın, hiç oldu mu ya? Ya karışma Murat ya, kafam karışıyor. Sen ortalığı karıştırınca sorun yok. Ben kafanı karıştırınca mı sikinti? Ya sus. Ne? Sikinti. Evet arkadaşlar, son 10 saniyeniz. Yasin tuz koy. Ana, tuzu unuttum. 3, 2, 1 bitti, eller havaya. Eller havaya dedi şefim. Ayıp. Terbiyesizlik. Şimdi kayıtlara bakacağız. Eğer hile yaptıysan... kayıtlara bakıyoruz. Bakmayalım. Bitti dedikten sonra tuz koydun. Kayıtlara bakacağız. Bakıyoruz. Eller havaya. Eller havaya. Eller havaya. Şerefsiz. Şefim, Eda da hazırlayamadı. Eda'dan sana ne? Sana ne Eda? Hayır, ben hazırladım şef, bakın. Hemen hazırladım. Sen hile yapıyorsun Yasin. Ben senin gibi hile yapmıyorum. Geçen hafta da Murat elensin diye Murat'ın rokasını Mustafa'nın topuzuna soktu. Evet şefim, rokalar hala bende. Ben ne kadar aradım o rokaları ya. Kim kazandı şef? Evet, kazananı açıklıyoruz. Kazanan hiç kimse. Aa, nasıl şey?
Evet arkadaşlar, yemekleri yaptınız ama yemekleri biraz eksik yaptınız arkadaşlar. Hayır, ben hepsini tam koydum şefim, bakın. Hayır, tam koymadım. Sevgi katmadın. Ne? Sen de sevgi katmadın. Sen de, hiçbiriniz. Hırs gözünüzü bürümüş. Sevgi katacaksınız. Serviste buraya geldiğinizde başlayacak o sevgi. Buraya indiniz, her şeye sevgi katacaksınız. Tamam mı? Şefim, tamam. Siz bu kadar sinirliyken sevgiden bahsetmeniz çok ironik oluyor açıkçası. Haklısın Mustafa. Çık dışarı! Çık dışarı! Çok güzel hareket diyenler. Zil diyen var mı? Talibah Hanım, Yasin Bey. Güzel, zillik şikayet. Bir çabuk bitti yalnız. Böyle pıt 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 diye bitti. Daha tam karışırken bitti sanki. Yoksa baştan zil alkış alırdı. Çünkü tipler çok doğruydu. Şakalar doğru yerdeydi. Yazarlara bir kere kimdi? Ecem. Ecem, ben. Cemile ve Gözde'ye alkış. Aferin. Aferin Ecem. Ekibimizin gençlerinden Ecem. Zillik skeçler yazmaya başladı o vefatma. Aferin çocuklar. Niye böyle erken bitti? Ya da çok iyiydi de bana mı erken bitti geldi? Katılıyor musunuz erken bittiğine? Yok, gayet iyiydi diyorum. İşte böyle seyirci severim ya. Yok, gayet iyiydi. Ne olacak? Sebehe kadar oynayacak halleri yok ya. Doğru ama hani bir giriş, gelişme... Siz bir şey unuttunuz, bir şey unuttunuz. Onu konuşuyorduk. Ben bu işin kaç senedir yapıyorum biliyor musun? Bir şey hissettim, siz bir şey unuttunuz. Ne unuttunuz? Aslında tam... Hocam... He? Yarım sayfa hocam, bir şey oldu. Şimdi oynayın onu. Tam Evliya'nın yeri, yapabilir aslında şu anda. Yap. Evet, sen kameraya dönüp konuşmuyor muydun? Evet, öyle bir şey vardı o. Ben provada demedim mi bu skeç çok, çok kalabalık, çok bir laflar... Bir şey daha unuttuk. Ne? Şey... Kaşara üzülüyordun ya. Aa, kaşara evet. Aa, ne şakalar var. Biz burada çok eğlendik. Hocam bir sinyal ayağına oynadın. Neyse, biz hiç unutmamışsınız gibi yapacağız. Çünkü seyircimizi gönderdikten sonra o bölümleri çekeceğiz. O bölümler oynanmış ve çok beğenmiş gibi davranın şimdi. Zil diyenler. Çok güzel. Seyircimizin de en az bizim kadar sahtekar olması gurur verici bir şey. Helal olsun. Hemen oyuncu oldunuz, gördünüz mü? He? Şimdi oynuyor mu? Şimdi evet, seyirci var ki. Aa, doğru. Şimdi oynayın o zaman. Nereye oynayacaksınız? O bölümleri mi oynayacaksınız? Daha çılgın oynayalım. Oynayın, tamam. Seyirci de tabii tekrar çektiğimiz zaman biliyorsunuz güldüğünüz yerlerde siz de tekrar gülüyorsunuz. Ama aynı şekilde gülüyorsunuz. Deniyoruz. Bir dakika. Biliyorsunuz tekrar çektiğimiz yerlerde siz de ilk çekimdeki gibi gülüyorsunuz. Biliyorsunuz tekrar çektiğimiz yerlerde. Ne var, oynayın haydi. Nereye oynayacağız? Şurayı bir alalım. Şurayı Evliya'nın yerini önce... Mustafa, çık dışarı. Menemen yoktu. Menemen yoktu. Biber de yoktu o zaman. Biberi ben de şey yaptım. Helal olsun. Çocuklar her hafta 80 sayfa ezberlerken bazen balatayı sıyırıyorlar. Kuşlar adeta onu da bekletiyor. Evet. Yasin'e kızıyor. Ben neredeyim? Şey Yasin'e kızıyor, beni kovuyordan sonra. Bana da ben tost yedim. Sen geliyorsun işte orada. Yasin'e şey, hocam şimdi kırmızı şey, kırmızı takım kaybetmiş. Ya kırmızı takım kaybetmiş. Mavi takımı tebrik edecek. Tamam, haydi. Tebrikler Rıfat. Sağ ol. Hocam Evliya yine unuttu. Yani oyundu. Ha, geldi geldi. Özne, bir daha geldi. Özne yüklenmesin. Şefim. Yok, önce ekmek arası. Hadi bak. Tebrikler Rıfat, çok güzeldi. Adeta ekmeğin arasına hiç kaşar koymamışsınız. Tam bir okul kantin lezzetiydi, ekmeğin arasına yani 3 defa kaşar, kaşar, kaşar diye bağırmışsınız. Harikaydı. Bu konuda herhangi bir yorum yapmak istiyorum. Çek elini. Bu konuda herhangi bir yorum yapmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilemiyorum. Yani öznem, nesnem, tümlecim, her şeyim var ama onları toparlayıp nasıl bir şey yapabilirim bilmiyorum. Teşekkürler.
Şimdi bizi mutlu. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Evcilik oyunu ya bildiğin. Tamam buradan oraya. Tamam tamam buradan oraya. Evet. Oldu bitti. Hocam. Hadi biz balkona. Nasıl bitti? Bu kadar mı? Evet arkadaşlar. Balkona. Buradan balkona gönderdim hadi zaten. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Hadi gidin balkona. Evet gidin balkona. Hadi gidelim abi. Mustafa! Sen nereye çıkıyorsun? Ben balkona... Herkes dedi şefim. Sen herkes misin? Çık dışarı! Haddini bil! Hoş geldin Mustafa'cığım. Geç bakalım. Evet arkadaşlar. Kimse kazanmadı ya. Bağla final yap. Tamam bitti. Yedik ettik. Kazananı açıklıyoruz. Ben ortada mıydım? Ben de buradayım. Kazanan hiç kimse. Aa! Nasıl ya? Nasıl? Bir şey mi eksik yaptın? Arkadaşlar, her şeyi tam yaptınız ama bir şeyi eksik kattınız. Hayır şefim, her şey tamdı bakın. Eksik! Eksik kızım, eksik. Sevgi eksik bunda. Bak, sevgi eksik. Bunda da eksik. Sizde hepinizde sevgi eksik. Hırs gözünüzü bürümüş. Yapmayın böyle. Buraya gelirken serviste başlayacak sevginiz. Programa geldiniz, her şeye sevgi katacaksınız. Niye öyle gülüyorum? Gülme! Sevgisizlik olmaz. Sevgi gerekli. Şefim siz bu kadar sinirliyken sevgiden bahsetmeniz birazcık ironik oluyor yani açıkçası. Haklısın Mustafa. Haklısın Mustafa. Abiciğim, çık lan! Tamam. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Bugün sürekli bunu mu seyredeceğiz diyenler. Bence hiç kesmeyelim, abele yayınlayalım, boş ver. Tamam, güzeldi. Tabii skeçleri gene de tam ezberlediğimizde Evliyacığım. Yok hocam, hocam ben bir sene önceki mi unuttu? Evet hocam. Kim en çok bugün unutan kim? Ben hocam, ben unuttum. Belki de o çoraptandır kafandaki. Kolibanda var ya. Kolibandındandır. Güzel ya, bu bir oyunculuk oyunu. Böyle de eğlenceli oldu. Yanlış mıyım? Doğrusunuz. Hiç canımsın bak. ben anlamadım bunu nasıl yapacağız. Grip olan var mı? Çok güzel hareketler devam ediyor. Merhaba. Merhaba Sema'cığım. Merhaba hocam. Sen daha önce sunmuş muydun hiç? 2-3 defa sunmuştum galiba. Geçen sezon. Hadi bakalım sun bakalım. Yüksek başarılarımdan dolayı bir daha sunmadım. Senin tatlılığın yeter canım benim. Teşekkür ederim. Sema'nın bütün işini ana kadar yazdığı ve oynadığı skeçler için bir alkış isterim yani tatlılığı. Bir de tabii ki kadın oyuncularımıza karşı pozitif ayrımcıyım. Onların yazması, etkinlik göstermesi daha da hoşuma gidiyor. Kızlar benden feministini de bulamazsınız ha. Evet Sema'cığım. Şimdi modellik dünyasıyla ilgili bir skeç izleyeceğiz. Evliya, Hilmi, Fatma, Cemile Eline yazdı. Mi yazdın ya? Bu okuldaki kopya çekmeden mi kaldı sende? Hocam valla çok uğraştım da bayağı tekrar ettim, belleyemedim. Bu üç ismi mi bellemek için yazdın? Dört. Az önceki alkışı geri... Cukki manken geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Come on.
Kim arıyor lan? Efendim Palmer Bey. Ah, buyurun efendim. Tabii tabii efendim. Reklam çekimi için bütün mankenlerimiz hazır. Evet efendim. Tabii efendim. Hayır hayır. Şey, Arjantinliler efendim. Arjantinlili. Evet efendim. Evet evet. Tabii efendim. Tabii. Efendim bu bizim yeni dükkanın açılışıyla ilgili... Alo? Palmer Bey? Tünele girdi herhalde. Yoksa yüzüme kapacak adam değil. Tabii abi yani. Sonuçta bu markayı bugünlere getiren sensin yani. Daha gelmedi ama gelecek. Yolda. Palmer Bey de yolda. Mankenler hazır değil mi Ozan'cığım? Hazır abi. Ama yalnız abi bir tane var. Müthiş! Ne? Bir tane mi? Ha bir tane abi var. Oğlum ben sana 5 tane manken parası vermedim lan. Abi sen bana 5 tane manken parası verdin ama ben öyle bir manken buldum ki 5 tanenin yerine 1 tane edecek. Cükki'nin son mankenini duydun mu abi? Bakışlarından duymadığını anlıyorum. Cükki'nin son mankeninde gerçekten onu çıkarttıktan sonra böyle mağazalarına akın akın gitmeye başladılar. Yozgat'ta, Kayseri'de, özellikle Sivas'ta herkes tıpadan... Tepeden tırnağıdır o. Tepeden tırnağa cükki giyinmeye başladı abi. Ulan Ozan, ulan Ozan senin ipinle kuyuya inelim ben. Abi gelecek bir şey yok. Nerede lan kız, nerede kız, nerede? Abi 5 dakikaya burada olur. İstanbul'a yeni gelmiş ya. Gezecek, gezecek, gelecek yani. Öyle bir şeydi. Burada tamam, şu çekim yerine bak. Bir aksilik var mı? Bir hazırlıklar tamam mı? Abi daha 2 dakika önce geldim. Lan bir hadi şey bak. Yok ya. Belası ya. Hadi. Sorry? Sorry mi? Kardeşim kapıda dilenciler giremez yazıyor. Görmedin mi? Ha? Hadi kardeşim lütfen. Excuse me. Dilencinin de vizelisi denk geldi. Ben anlamıyorum. Kardeşim yürü git ya. Yok bir şeyim yok. Veremem diyorum. No, no, no. Abi, no, no, no. Her şey hazır abi. Hiçbir sıkıntınız. Armin hoş geldin. Öpeyim. Açma koydum. Abi Arjantinli manken abi. Manken abi mi? Yok abi normal manken, düz manken yani bu işte. Gel bakayım sen şöyle ben. Geldim abi. Gel gel gel. Nereli dedin lan bu? Aslen Arjantinli abi. Emin miyiz oğlum bunun Arjantinli olduğuna? Hı? Çünkü bu tek bir ırkın DNA'sıyla oluşacak bir güzellik değil. Abi tamam ben de farkındayım öyle aşırı çok güzel olmadığını. Ne? Çok güzel olmadığını. Ne? Olmadığını. Daha hangi iki atayım abi Allah aşkına ya? Bana çirkin olduğunu söyle ben anlayayım yavrum. Ablacığım sen uranyum mu kemirdin? Bu tip ne lan? Sorry but I understand. Çevirsen oğlum ne diyor bu? Excuse me Armin, what did you say? Başlarım lan Armin. Namakuda atamaşya ama. Abatıyor da. Abi her şey kontrol altında diyor. Bana güvenebilirsiniz diyor. Ya şimdi internette bu tipler tutuyor abi. O güzel mankenler falan var ya şu an hepsi aç onların. Ben de şaşkınım. Lan oğlum böyle moda mı olur lan? Hı? Böyle moda oğlum buna bakan kıyafete bakamaz ki bir daha. Ha? Oğlum lan bırak kıyafete bakmayı. Buna bakan bir daha uzun bir süre hiçbir yere bakamaz lan. Bence abartıyorsun abi. Ben mi abartıyorum? Oğlum ben bunu var ya cansız manken olarak bile dükkana koymam lan. Ya bak anlıyorum ben seni de şimdi başta bir tedirgin ediyor ama sonradan insanın gözü alışıyor yani. Bak bir. Uzun uzun bak bakayım ne oluyor. Uzun abi uzun yaptırma bak. Allah aşkına. Lan bak bir bak. Ya bak. Abi. Bak. He bak. Abi. Ha böyle de gözümü kısıyorum la. Abi tamam ya bak ben seni anladım. Sen haklısın tamam sen bir yere kadar haklısın tamam kesinlikle doğru ama yani... Sen şunu kaçırıyorsun. Gözünü elini mi soktun? İyiyim, iyiyim. Görüyorum, hala görüyorum. Evet. Abi ben görme diye yaptım. Şöyledir abi. Şimdi bunu gördüğün zaman millet sağa sola bakmaya çalışıyor ya. O sırada neye dikkat edecek? Üstündeki elbiseye dikkat edecek. Ne yapacak? Herkes gidecek üstündeki elbiseyi alacak. Bu. Böyle bir şey mi olur lan? Hı? Ne demek böyle bir şey? Lan böyle iş mi olur lan? Böyle iş mi yap... Ne diyeceğim ben şimdi? Arjantin diyeceğim? Abi. Alo Pahmi Bey. Tabii efendim. Tabii, hemen geliyorum efendim. Tabii. Tam gelmiş. Gelmiş adam. Ne anlatacağım ben şimdi bunu görünce? Ha ne? Aha buldum. Ne abi? Araba gelirken kaza yaptı. Tamam bir bunu kurtarabildik. Başka açıklaması yok çünkü bunun.
Bak şişt, bana bak. Şuna bir de kaza süsü ver. Gerçi bunu ancak kazayla süsleyebilirsin zaten. Tamam mı? Hadi ben geliyorum. Ha, sen de bakma bana öyle baykuş gibi. Tövbe yarabbim ya. Başlarım lan böyle işe. Oğlum hani 5 dakika bu kılığa girip borcumu silecektin. Ayıp lan sana, şu halime bir bak ya. Oğlum ne oldu, üstüne şunu gidin, abartıyorum, bir şey yok. Abartıyor muyum? Evet. Ozan, adam bana çirkin dedi ya. Ya oğlum sen şu an kadın kılığına girdin ya. Senin hatların kadına uygun değil. Yoksa sen yakışıklı adamsın. Nasıl yani? Yoksa... Kimse yoksa... tek başınaysan... Böyle yapayalnızsan, erkek sinek yok, erkek köpek yok. Yakışıklı adamsın oğlum, problem yok oğlum. Gidiyorum lan ben. Paranla ne alırsın? Var ya bak öyle bir şey yap. Bunların hepsini ifşa ederim. Senin borcundan dolayı evine haciz getiririm, aklını alırım. O ne demek ya? Ya oğlum bir gelir misin şuraya? Bir yanıma bir gelir misin? Allah'ın adını. Keşke tefeciye başvursaydım ya. En azından faiz alırdı ya. Şu halime bak. Ya canım kardeşim, ben ne yaptığımı biliyor muyum ya? Allah'ın adına vermişim ya. Adama ben desem Arjantin'de paranı çaldırdım desem, adam bana inanır mı? İnanmaz. Sen inanır mısın? Karı kızlaydın değil mi? Bak! İnanmıyorsunuz ki oğlum, inanmıyorsunuz. Ya şurada Amir Bey diyor ya, gelsin 5 dakika bir idare et. Ki 10 numara doğurmuşsun, takılıyorsun. 5 dakika idare et, ondan sonra gideceğiz. Bu... Bir şartla. Ne abi? Borcumu sileceksin, bana 500 lira vereceksin, bir de bu elbiseyi alırım. Elbiseyi ne yapacaksın lan? Orasına sen karışma. Tamam, anlaştık. Deal. Gel. Pamir Bey, Pamir Bey, efendim. Araba kaza yapmış efendim. Sen şoför, yola bakacağım diye mankenlere bak. Şarapöle yuvarlan. Bir bunu kurtarabildik. Aman Allah'ım. Al işte, patladık oğlum ya. Bu ne güzellik. Merhaba, Pamir ben. Ermeyin. Aha, elleriniz ne kadar kuvvetli. Sağ eliniz bir daha kuvvetli. Oğlum niye ayakta bekletiyorsunuz? Otursanız hanımefendi, buyurun, buyurun, buyurun. Sorry? Buyurun oturun. Ne diyor? Ne diyor? Ne oturmaya alışık değilmiş, böyle ayakta yiyeyim ben diyor. Ha, Türkçe anlıyor mu? Derdinizi anlayacak kadar. Yunan ne alaka? Ne bileyim? Ne yapayım? Devam et, devam et. Sultanahmet şiş kebap. Yes yes Sultanahmet. Biri de şu Sultanahmet dışında bir şey desin. Anladık, şiş kebap. Ya oyunu bozma. Bayağı pis konuşuyor lan bu. Efendim, dolapdere. Dolapdere'ye gezmeye gitmişler. Orada arkadaşlara birkaç cümle öğretmişler işte böyle şeyler. Ne yapacaksınız? Dolapdere is great. İzninizle ben fotoğrafınızı çekeceğim, paylaşacağım. Yok abi. Neyim veriyor? Ha? 1000 veririm. Çekelim, çekelim. Ha, tamam. Sağ olun. Paylaşıyorum. Paylaştım, çok güzel. Şöyle oturun, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Allah'ım bu... Bu kaşlar, bu gözler, bu elmacık yanak mükemmel. Çek lan elini. Ha? Çek elini, eli kolu. Şey diyor abi, çok alışık değil böyle ilgi görmeye kendi kültüründe herhalde. Onu söylüyor ya sana. Alışsın, alışsın. Daha çok görecek. Ne oluyor lan? Oğlum idare et lan. Sor bakayım, bu gece boş muymuş? Bu gece olmaz, maç var birader. Ne diyor bu ya? Dolapdere, dolapdere. Dolapdere. Manitası var mıymış sorsam? Var, var, var. Var. Hiç problem değil, benim de var. Sıkıntı yok. Ona de ki, bu gece seni kıtlayacakmış. Ne yapıyorsun lan sen? Hakan ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan, kulağıma üflüyorsun? Yaladı vallahi, yaladı, ben gördüm. Çevireyim mi ben, ha? Çevireyim mi lan seni burada, düdük? Ha? Evireyim, çevireyim, duvardan vururum, duvarı vurayım mı lan? Oğlum bu bayağı erkek tam bu. Ne yaşatıyorsunuz lan bana? Ozan. Efendim, vallahi bilmedim. Erkekmiş lan bu. Aa, erkek miymiş bu? Vallahi erkek mi çıktı bunun içinden ya? Bak ya. Oğlum ne yaşatıyorsunuz lan bana? Bu nasıl bir tramba ya? Ulan Ozi, ulan Ozan, yedim lan seni, gelme. Abi paralar çalındı desem inanmayacaktın ya. Ha bak, şu an saygıdan kaçıyorum. Dursam Allah pis döverim ha. Kes, kes, dur, dur.
Kovdum lan hepinizi. Çıkın gidin lan dükkanımdan. Çıkın gidin. Sen de bakma lan bana öyle. Ne bakıyorsun? Erdoğan, bunun medium bedeni var mı acaba? Aa! Cukkinin mankeni bu ya. Oha, ne işin var senin? Cuk ne? Bir dakika, sen bunu gerçekten tanıyor musun ya? Herkes tanıyor bunu. Cukkinin mankeni yaz çıkar. Valla bir yaz bakayım. Merak ettim valla. Oha! Hakikaten o lan. Oğlum bu daha çirkin lan. Hakikaten aynısı ya. Şehmuz. Eşen. AQ dergisi koyduğunuz bütün fotoğrafları görüşlerse röportaj yapmak istiyorlar. Röportaj mı? Evet efendim. Olay olmuşuz. İnternete koyduğunuz her şeye satılmış. Ama ne koyduk bilmiyorum. Bir de bir şey rekoru kırmışız ama adını hatırlamıyorum. Bir de bize ödül vermişler ama onun adını da sevmiyorum. Şehmuz. Efendim? Bence sen bir terfiye hak ettin Şehmuz. Ama kovmuştunuz az önce. Ya boş ver sen onu. Patronlar sever de... Çok iyi anladım efendim. Sirkeler de senin sirkelenmeye ihtiyacın vardı. Ben de seni sirkeledim. Gerçekten ihtiyacım varmış efendim. Öyle bir durumda da ben de Şehmuz abinin boşalan yerine geçmiş oluyorum galiba. Yok, seni kovdum. Sağ ol, teşekkür ederim. Pardon da ben bunun ücretini kime ödeyeceğim acaba? Bizden olsun ablacığım ya. Bunu yapma, korkutma insanları ya. Demek ki neymiş? Demek ki neymiş? Konuşmayacak. Bunu konuşturmayacağız. Aynen abi. Sessiz kaldığın zaman problem yok. Evet. Ay inanmıyorum. Kız sen erkek misin? Ay yeni mankenimiz erkekmiş. İnanmıyorum. Hayır, hayır. Yeni mankenimiz erkek değil. Bir efsane. Gerçekten. Şimdi efsane mi olduk lan? Dürrük. He? Armin. Armin. Hala Armin, Armin diyor ya. Armin. Sana hiç yakıştıramıyorum Armin. Armin değil lan. Benim adım Evliya oğlum. Evliya. Boş ver, bunu sadece biz biliyoruz değil mi? Sen artık bir star. Ne star lan? Ne star lan? Tamam, ne bağırıyor? Siz var ya, ne kadar kirlenmiş adamlarsınız lan. Güzelliği sattığınız yetmedi. Şimdi temizliğe, doğallığa mı göz diktiniz ha? Adamlar iyi ki bir moda yarattı. Hemen altını boşaltın. Sen hiç mi bir kadının iç güzelliğini görmedin? Sen hiç mi boyun uzasın diye bir krem kullanmadın? Efendim? Hiç mi kadın olmaya çabalamadın? Bilmiyorum, düşünmem lazım. Sen hiç mi bir kadını sevmedin? Hayır, ben para seviyorum. Allah seni kahretmesin ya. Ben kime neyi anlatıyorum ya? Gidiyorum lan ben. Gidiyorum. Helal lan sana. Ben ne gidiyorum lan? Ben bundan sonra size yalakalık yapmak zorunda mıyım ya? Ha? Arjantin'e gitmişim, ne olmuş? Biz Arjantin yaşamayalım mı? Hiç. Ozan, arkadaşını ikna et, terfini al. Oğlum ne olur lan. Oğlum ne olur, kurban olayım lan. Vallahi billahi ekmek. Sana da yazıklar olsun be. Sen hiç mi, hiç mi? Yıllık 3 milyon. 4. Anlaştık Evliya. Teşekkür ediyorum. Hadi sete gidelim. Evliya. Çok güzel hareket diyenleri biliyorum. Zil var mı zil? Buyurun kardeş, buyurun. Evliya çalsın zili ya. Ya Allah'ım yarabbim ya. Bu skeci yalnız gece yatarken çocuklara... Ya Evliya, istediğin zaman yakışıklı olabiliyorsun. İstediğin zaman çirkin olabiliyorsun. Çok istersen yakışıklı olabiliyorsun falan. Tipe bak ya. Gerçekten de Cukki'nin cuk oturmuş aynısı değil mi? Allah Allah. Kim yazmış da? Ne oldu, unuttunuz mu? Evliya. Cemile. Hilmi. Hilmi. Herkes bir sayfa yazdı yani. Şimdi skeç... Kağıt üstünde bana sorsanız çok bayıldığım bir skeç değil ama bu tip tabii özel bir durumdan zil aldınız vallahi. Normalde hani iyi prodüksiyon edilmiş bir skeç. Değil mi? Yoksa senin tipin de güzel. Saçıma kırmızı attık. Çok belli olmuyor. Olmuyor mu? Olmuyor. Güzel skeçti. Bence Ayşegül'ün tipi de çok iyiydi. Teşekkürler.
hadi. Çok güzel hareketler devam ediyor. Az önce kargaşaya geldi. Danilo tipin çok güzeldi. Yanlış mıyım? Sağ ol hocam. Güzel değil miydi? Aynı şey. Tamam abiciğim. Zaten aslında ekibimizin ikinci taklitçisi de Atakan. Çok iyi taklitçidir. Yalnız Safa çok yer kapladığı için. Atakan sen bir yap bakayım Yılmaz Erdoğan. Seninki benziyor mu? Hocam benimki biraz daha böyle. Ha evet. Allah Allah. Ben mi çok kolay taklit edilebiliyorum? Yoksa bunlar mı bir cins? Bir daha yap o sesi bakayım. Yol güzel. Yol güzel. He. Benziyor. Ben bunların yaptığını aynısını yapıyorum bak. Yol güzel. Yol güzel. Varmak değil. Varmak değil. Yol güzel. Allah Allah. Kendi kendimin de aynısını yapıyorum. Kendi kendimin başkasının yaptığının aynısını yapıyorum. Beni bunalıma soktular ya. Evet, bakarım Atakan. Söyle bakalım. Evet, şimdi sıradaki skeçimiz. Skeç mi? Skeç mi diyorum ben ya? Beni biraz daha kırsal yapmıyorlar mı bunlar? Skeç. Skeç. Süsleri de çocuklar. Ha bazen oluyor, evet. Eskiden dudak tembelliği vardı bende. Söylediklerimin yarısı anlaşılmazdı. Benim oyuncu olamayacağımı söylediler. Ben dedim, olurum. Sonra bak, dediklerimin yarısı anlaşılırken oldum. Demek ki tamamı anlaşılsa neler yapacaktım. Evet, söyle bakalım genç. Efendim, sıradaki skecimizde bir arkadaşlık hikayesi izleyeceğiz. İnsan arkadaşı için birçok tabii ki tehlikeyi göze alabilir. Ama bu durumlar bazen içinden çıkılmaz hallere de dönüşebiliyor. Ah bir bencil olsam geliyor. Oğuz yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Boş evin ziline basıyorum ya. Gamze yokluğuna hala alışamadım Gamze. İyi insan ya. Baba. Orhan bu kez seni çok özledi. Kızım tırmanma sobaya. Baba diyor başka bir şey demiyor. Bırak o çaydanlığı Buket. Baba. Ay yeter, kıracağım şimdi bacaklarını ha. Medeni bir şekilde konuşalım Orhan. İkimiz de bir şansı hak ediyoruz. 8 gibi annemlerde buluşalım. Benim annemlerde mi, onun annemlerde mi? Olsun ya, hallederim, bulurum be. Allah'ım şükürler olsun, her şey yoluna giriyor ya. Sonunda be. Çekil, çekil. Çekil, çekil, çekil. Çekil, çekil. Bir açıklama yapmayacak mısın bu kim? Tamam. Oğlum ben normal trafikte duruyorum kırmızıda. Geldi duran arabaya atladı üstüne kanka. Ben dedim ki ne oluyor lan falan filan. Gel dedim hanımefendi hastaneye götüreyim sizi dedim. Hastane olmaz dedi. Ambulans arayan insanlarla falan kavga ettim. Durduk yere suçlu oldum lan ben. Ben de dedim ben hastaneye götürürüm aldım. Sen de buraya mı getirdin? Ne yapsaydım, orada mı bıraksaydım kızı? Allah Allah, mahvolduk Orhan, mahvolduk, haberin yok. Lan ben niye mahvoluyorum? Git hastaneye götür kızı. Oldu ya, polise de teslim olayım Orhan Bey. Olur mu, ister misiniz? Öldü mü kız? Bilmiyorum, bakmadım ki. Bagajı attım, getirdim ben. Allah'ım bir de bagajı atmış yedek lastik gibi. Nabzını kontrol et şunun. Dakikada kaç atması gerekiyor? Şimdilik atması yeter. Atıyor. Ölmemiş. Allah'ım şükürler olsun sana. Oğlum kadın ne karıştırıyor? Doktora götürme falan demiş. Hiç mi şüphelenmedin? Şüphelendim ya. Şimdi şüphelendim. Tuhaf şeyler de aklıma geliyor oğlum. Ne geliyor lan? Böyle duvara bakan kedi, bardak yiyen adam, Hacı Ahmet Ak, Ajdar. Bunlar hep tuhaf şeyler. Onlar niye ben bunları düşünüyorum lan acaba şu an? Kimse gördü mü sizi gelirken? Ha yok ya, Allah'tan tenha bir yerdeydik. Of. Neredeydiniz? İstiklal Caddesi. Lan İstiklal Caddesi tenha bir yer mi? Lan o an gözüm karardı, kimseyi görmedim. Benim için tenhaydı işte. Bir de buraya getirmiş ya. Tarla başında oturuyorsun arkadaşım. Nereye götüreyim? Sana getirdin. Bak getirdiğin gibi doktora götürüyorsun bu kızı. Hadi. Bagajda mı?
Kaputa bağla kardeşim. İnsanlar şok olur ama sen çok eğlenirsin yani. Bana bak, sen heyecanlanınca salak salak fikirler veriyorsun ha. Yapma bunu, bir psikoloğa falan görün. Dalga geçiyorum. Dalga geçmenin sırası mı lan şu anda? Bak şimdi, beni bu sefer kulaklarınla dinle. Tamam. Hayatında bir ilk yap, tamam mı? Tamam ya. Gamze ile zaten aran bozuk, bir de kız öldürdü dedirtemem. Bir şey sorabilir miyim? Aran iyi olsa dedirtir misin? Ya mantık arıyorum ben şu anda. Tamam. Buldular! Vallahi buldular! Gitmezseniz kız ölür! Nasıl var? Şu an öyle bir şey değil. Çekil, ben yemek söyledim. O geldi. Bagajında insan var, sen yemek mi söyledin? Açken kafam çalışmıyor Orhan. Çalışmıyor. Ört üstünü şunu. Tamam. Görmesinler. Ha, tamam. Görmesinler. Tamam ha. Sorarsa babaannemin mumyası falan de. Tamam. Salla bir tamam, şey. Tamam. Abi merhaba. Sipariş 18 lira. Eyvallah kardeşim benim. Kardeş bunda tavuk yok. Senin ne vardı abi? Tavuk. Biz de koymuşuz abi. Islak mendil sadece. Tavuk yok bunda. Aa abi bir yanlışlık olmuş. Ben hemen gidip alıp geleyim ya. Tamam al. Soğuk mu hava? Aha bayağı soğuk abi ya. Değil mi? Ben gideyim o zaman. Dur ben alır gelirim. Sen gel. Abi yok olur mu öyle şey? Allah'ını seviyorsan. Olur mu? Olur mu abi? Ne olur saçmalama. Şey. Ver şunu. Ver şunu tamamdır. Sen geç. Ha ben alır gelirim. Abi. Aynen öyle. Çıkar kastı. Bir perti geldi. Tabii soğuktan sıcağa geçince öyle olur. Ver kaskı da. Tamam. Tamamdır. Geç geç böyle kendi evinmiş gibi. Geç. Kendi evinmiş gibi. Geçeyim abi kendi evinmiş gibi. Ne yapıyorsun Medan? Üşümüş kardeş. Ben kaçtım. Sen Kızılay mısın? Lan ne alakası var? Bunları giydim, doktor bulacağım, geleceğim. Adamı oyalı sen. Oyalı Orhan. Ben ne Orhan, yapacağım? Ben adamı. Ne yapacağım bunu? Abi Allah razı olsun vallahi ya. Yok ya ne demek? Gel şöyle otur ayakta. Yok kaldırma. Abi hiç kaldırma, hiç uyandırma. Yok, vallahi hiç uyandırma. Uyuyor, uyuyor. Hiç geç. Ya arkadaş da ölü gibi uyuyor ya. Kim? Vallahi. Sen de. Ya nereden geliyor bundan aklına ya? Vallahi ölü gibi uyuyor. Yok aslında baygın, yolda bulduk, buraya getirdik, yatıyor. Ya, ya abi ne komik adamsın ya. Ya yok tabii, hep şakalar bunlar. Niye siparişçilik? Motor seviyorum ben. Ha motorcu musun? Havalı gözüküyor ondan. Ya abi bu böyle havale neyin geçirir ya? Bunun kafasını aç. O öyle seviyor ya. Abi. Abi baygın bu. Bak havale getirmiş. Ben sana öyle. Vallahi havale getirmiş. Ben sana demedim. Ben de kırıldı. Sordum sana. Katil oldum. Lan katil oldum. Allah'ım. Kanka bu... Pardon, pardon. Uygunsuz zaman, uygunsuz zaman. Hadi. Lan gel şuraya. Kızın baygın olduğunu anladı. Kafasına vurdum. Kafasına mı vurdun? Evet. Buna da? Evet. Aa! Aa! Katil oldun! Katil oldun! Katil oldun! Bu da geçirmiyor. Kendime gelemiyorum şu anda. Tamam, tamam. Moral ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Allah, ne yapıyorsun? Onlar sevgili olsun. Böyle dursun. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Manyak mısın oğlum sen? Hasta. Sus lan. Bunlar senin yüzünden geldi başıma. Lan ne demek benim yüzümden geldi? Kendi ellerimle canavar yarattım. Allah'ım sen yaptın lan her şeyi. Sen adama vurmuşsun. Ben mi vurdum lan? Oğlum ben minnoş tontik bir babaydım lan. Ben neyim lan? Ben neyim lan o zaman? Ben minnoş tontik bir insan değil miyim de sen? Şşş. Mesaj geldi. Gamze'den. Tüyo. Orhan selam. Ne zaman bir görüşebiliriz? Tarihleri ayarlamamız lazım. Otel ve para ile ilgili de bir şey konuş cin. Şifreli konuşuyor olmasın? Bilmiyorum Mithat, bilmiyorum. Oğlum bunları ne yapacağız? Bir halıya malıya bir şeye saralım bak. Halı mı? Gel gel. Ulan Emel sayını sarıyoruz. Kıracak kafam. İyi ki her şey iyi gidiyor dedim ya. Sen niye bana vuruyorsun? Kanka herkes birbirine vurunca canım çekti lan. Ne yaptınız? Bana vurup bir de beni kaçırdınız.
edemez. Hayır. Hepinizi şikayet edeceğim. Hayır, hayır. Görürsünüz. Yok, yok. Hayır, şikayet tamam, edeceğim. Tamam. Görürsünüz. Hayır, görürsünüz. Yok. Lütfen affedin. Görülmez. Asla affetmem. Asla. Ellerimle gidip şikayet edeceğim. Görürsünüz. Süründüreceğim sizi. Hanımefendi, bir oluruz yok mu? 20.000. Hanımefendi, bir onurunuz yok mu? 30.000. Hanımefendi, bir şey... Tamam lan! Sordukça arttırıyor işte, sorma. Tamam, aha, aha, geldiler, geldiler. 50.000! Olur. Hayırlı olsun. Lan 30.000 anlaştık, niye fiyatı ekonomi kafası gitti. Ekonomi düşünecek halde değilim şu anda ben. Geldi. Haber, gel. Habersiz susun. Açın kapıyı. Güran Altındaşar. Yok. Abi bir alt kat, yanlış geldin. O değil, abimler. Sessiz olun, giderler. Sessiz olun. Sessiz olun. Allah Allah! Abi ben koçbaşı mıyım? Niye beni böyle sokuyorsun içeri ya? Ulan kardeşin için gerekirse koçbaşı da olacaksın, ekip başı da olacaksın, halaybaşı da olacaksın. Nerede kardeşim? Buradayım. Kardeşim. Buradayım abicim. Hiçbir sorun yok, hiçbir abi, sorun yok. Gidelim. Niye meraklandınız ki? Biz hep kahve içeriz beraber yani. Tabii tabii, biz böyleyiz. Böyle kardeşiniz de. Arkadaşız yani, hep konuştuk onları. Kardeşim sen iyi misin? Evet çok iyiyim. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir zarar yok, merak etme. Abi hiçbir sıkıntı yok diyor. Evet, 50.000'e anlaştık. Hiçbir sıkıntı yok. Kardeşim emin misin? Bak şikayetçi falan olmayacak mıyız? Yok, şikayete gerek yok. Birazcık başım ağrıyor. 50.000'e geçer. 50.000. Abi 50.000'e geçer diyor. Heh. Kardeşim emin misin bak? Evet, eminim. Hiçbir sorun yok, gidelim. Abi hiçbir sorun yok diyor. Lan sen niye sürekli tekrarlayıp duruyorsun? Aa yenge. Tamam abi. Hanımefendiciğim, ne yaptı bu caniler size? Bir şey yok, bir şey yok. Uygun bir paraya anlaştık hanımla. Lan ne yapmaya çalışıyorsun hayatım? Vallahi öyle bir şey değil ya. Ben burada... Kız önüne düşmüş, kuş mu nedir artık. O da buraya getirmiş, abileri geldi sonra buldu bizi vallahi. Ya sus! Kulaklarımla duydum para muhabbeti yaptığınızı. Sen ne kadar bencil bir adamsın ya. Şu hale bak ya, şu evin haline bak. Seni var ya, kızımı göstermeyeceğim sana. Bir daha da avukatla görüşürsün. Göreceksin sen, bitti. Ne oluyor burada? Ona bitti. Geçin şöyle, geçin. Binadan şikayet var. Allah'ım, meteor yağsın. Vallahi lütfen şuraya bufalo girsin. Hepimizi tepsin ya. İyi ki iyi oldu dedim ya. Memur bey, bu evde alıkoyma var. Şu hanımefendiye alıkoyuyorlar. Nerede? Bu evde böyle şeyler mi yaşanmış? Yazıklar olsun ya. Biz kimlere sipariş getiriyoruz arkadaş? Lan! Mithat! Biri anlatsın, ne oluyor burada? Buralar ne ya? Amirim, şimdi şöyle oldu. Kurye giden arkadaş bir... Kurye arkadaşım değil, şu an kuryecilik yapıyor benim. Ve şu an kız geldi buraya, abileri geldi. Karım inanmıyor bana hiçbir şekilde şu an. Biri mantıklı bir açıklama yapabilir mi? Uy, bir sıkıntı yok amirim, hallettik daha. Siz durun bakayım, yas yas kılıyı, el alalım. Abi bize... Bize de lan. Abi bize de abi. Sen niye böyle konuşuyorsun, aptal adam? Tanınmamak için şive yapıyorum abi. Sence şu an tanınmadık mı ulan? Hanımefendi, siz bana bir bakabilir misiniz? Bakamam. Size bakınca gülesim geliyor. Hanımefendi, bana bir bakabilir misiniz? Kes! Vay kaputçu fulden seni vay! Hayır, beni benzettiniz abicim değil mi? Beni benzettiniz. Siz üçünüz benimle yürüyün. Çek, haydi! Ya, çek! Şive de yaptık ya, yürü abi. Amirim bak, bu sefer gerçekten kaldırmıyorum. Adamın memeleri var abi. Hepimize geçmiş olsun. Hanımefendi isim neydi? Gamze. Gamze Hanım, kocanızın hiçbir suçu yok. Bunlar yoldan geçen arabaların önüne atlıyorlar, milletten para koparıyorlar. Aa. Geçmiş olsun. Sağ olun abim, sağ olun. Yo. Bu ne oğlum? Amirim kadın. Şeytan gibi bir şey, tutamadık. Duvarlara zıplıyor buradan, uçtu, kolonu falan kırdı kafasında. Baksanız evin haline. 38-40 Aylin, buraya bir ekip otosu, bir de ambulans gönder. Gelmedin Orhan. Ya gelemedim. Ben bencil biri değilim, anlasan artık Gamze. Arkadaşım için bile katlandığım şeylere bak ya. Orhan, herkesi mutlu edemezsin. Pizza değilsin çünkü. Gamze, bak hayalini kurduğun gibi olmadı hiçbir şey. Kusura bakma. Ulan delikanlıysanız teker teker gelin lan! Teker teker gelin lan! Ben 3 aydır bugünün hayalini kuruyorum lan! Hayatım! Adam ölmüş. Orhan! Mahvolduk Orhan, mahvolduk! Ya
motor kullanmayı bilmiyorum ya. Sen git buna çarp. Çıkar çıkar, kaskı çıkar. Neyi? Kaskı çıkar. Orhan saçmalama, kaskı çıkar. Zil diyenler. Bir hafta sürecek lan burayı temizlemesi. Sonra lan diyor oluyorum. Zil çal çal. Çal bakayım. Aferin oğlum. Aferin. İşte durum komedisi deyip durduğumuz şeyin iyi bir... Bunu biraz daha uzatsanız bayağı vodvil diye turneye çıkarsınız. Bir şey daha vurmadan patladı. O neydi? Mahzun hocam. Mahzun hırsla aldıysam elimde. Getir bakayım onu. Bu kırılma. Böyle şeyleri evde uygulamıyoruz. Çocuklar. Ben de bunu dayıma vurursam onun da kafasında patlar, sonra geri uyanır demeyin. Bu şekerden yapılıyor. İsterseniz yiyebilirsiniz, bakınız. Evet, örneği böyle vermeseydim de olurmuş. Eyvah. Oğlum siz çocuklar yavaş yavaş burayı biz konuşurken süpürün. 3 gün seyirci bekler yoksa. Bu işler için özel olarak yapılan aksesuarlar çocuklar. Evdeki vazolar bayağı hasar yaratırlar, yani aklınız olsun. Sonra çok güzel hareketlerde gördü, özendi diye haber olmayalım. En iyi şaka hangisiydi sizce? Söyle bakalım yakışıklı. Pizza değilsin. O alıntılar ne güzel. Ya şimdi tabii arkadaşımız ama mesajın geldiği zamanlama talihsizlik şakasını yapmamaya imkan yok yani. Böyle bir zamanlama olur mu ya? Yoksa aile içi bir şey hiçbirimizi ilgilendirmez. Özel bir konu da canlı yayına şey olmasaymış. Çünkü o anı düşünüyorum. Başka bir sürü mesaj gelme ihtimali var ya, insanlık halidir yani. Canlı yayında telefon göstermemek lazım. Peki en iyi şaka başka kim söyleyecek? Söyle bakalım. İkinci defa içeri girmesi. Kızla gelmesi değil mi? Bravo bak işte. İşte kafası çok çalışan, geleceğimizi rahat rahat teslim edebileceğimiz ZY kuşağı. Kaç kuşak olduysak artık. Aramızda A kuşağı da var da göstermeyeceğim. Organize işler bunlar. Evet, çünkü böyle şeyler yapılıyor. Dikkatli de bu uyarı görevimiz de olsun. Oğuz yazmıştı. Başka bende Hacı Ahmet Ak. Deyince reaksiyon almaya yetiyor zaten. Tekrar yapacağım. Hacı, göster kendini. Aferin. Komedyen olarak doğmuş koçum benim. Aferin çocuklar. Altyapı gene zili çaldırdı. Aferin. Cenan'la ilgili sürekli bana mesaj geliyor. Abi o Cenan'ı niye üst yapıya almıyorsunuz? Sanki üst yapı Yargıtay'a bağlı. Bunlar yolda toplanmışız. Ya yapı, üst, müst öyle bir şey yok. Altyapı var mı? Üst yapı yok. Hepsi kardeş bunların. Hepsi aynı muameleyi görüyorlar. Yanlış mıyım Cenan? Doğru hocam. Ki zaten Cenan ilk grupla olup şimdi altyapının kaptanlığını yapan çok yetenekli bir kardeşimiz. Hepsi gibi. Hepsi gibi. Tuğba mesela bak yeni geldi. Ne güzel roller alıp ne güzel oynuyor. Aferin koçum. Çok güzel hareketler devam ediyor. Efendim bazen kendimizi hiç oraya ait değilmiş gibi hissettiğimiz yerlerde buluruz. Var mı böyle aramızda ya benim burada ne işim var dediğiniz bir an? Buyur kardeş. Dur bir dakika, orada etli bir konu var. Şimdi ver. Bir ayağa kalkınız zaten uzaktasın. Kayınvalide de bir tam görsün. He. Kendisi Bayburtlu. He. Kim kayınvalide? Bir baştan söyle, mikrofon olmadığı için anlaşılmadı. Kaynanam kendisi Bayburtlu. Benim hanım bazen ben hafta sonu işten yorgun geliyorum. Bana diyor ki annemin yanına gidelim. Ben de eşimi kırmamak için gidiyorum ama bin pişman oluyorum.
Sanırım bundan sonra daha da zor olacak. Yani orada bir şey mi oluyorsun? Benim yerim burası değil mi? Nedir, nedir sıkıntı? Hanım yanında mı? Hanım yanında. Okey. Ya, birazdan büyük, cevap hakkı vereceğiz efendim. Büyük sıkıntı yok da torunları geliyor. Benim çocuklarla beraber 9 taneler. Çocuk sesi, kaynanamın sesi, karının sesi. Peki kaynananın sesine bir örnek vermek gerekirse... Çok mu sohbet seviyor yoksa hanımın yanında da ne denir ki? Bunu sonra baş başa mı konuşaydı? Belli olmuyor bazen. Moralı bozuk olduğu zaman hiç konuşmuyor. Keyfi yerinde olduğu zaman da çok konuşuyor yani. Siz bir şey eklemek veya çıkarmak ister misiniz? Bence ister çünkü onun da kaynanası var. Doğru. Bence... Aileyi iki taraflı bitirmeyelim de... Sen nerelisin? Trabzon. Trabzon, Bayburt bir şeyi. Oo, neyse bir gün size yemeğe gelmek lazım. Hangi tarafa geldiğimiz fark etmez. Çok iyi olur bence. Eyvallah, alkışlıyoruz sizi. Sağ olun. Evet, evet Atakan, yuva yıkmadan daha ziyade böyle... Sıradaki skecimize de kendisini bulunduğu ortama pek de ait olmadığını hisseden bir adamın hikayesi geliyor. Statü skecin adı. Ben ve Batuhan beraber yazdık. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Ay hayatım, ne kadar sanatsal bir ev baksana. Ha. Hele şu tabloya bak ya, ne kadar güzel değil mi? Ha, çok güzel, çok güzel. Bak sanatçı A noktasından B noktasına gidişindeki o zaman çizelgesini ne kadar histerik bir biçimde vermiş. He öyle öyle. Sen beni dinlemiyorsun değil mi? Ya ben seni dinliyorum da ya. Benim burada ne işim var Allah'ını seversen ya. Beni hep istemediğim yerlere götürüyorsun ya. Beni annenlere götürüyorsun, ablanlara götürüyorsun, teyzenlere. 9 kardeşsiniz bitmiyorsunuz ya. Yeter be artık olmak istediğim yerlerde olmak istiyorum ya. Ya bu akşam maç var. Benim burada ne işim var Allah'ını seversen? Beni giydiriyorsun bir de bu gazak da batıyor ya. Ya 40 yılı başın kaliteli bir şey giydin ya, kaldırmadı tabii bünye, alerji yaptı. Ayrıca senin o beğenmediğin kazak İngiliz tarzını yansıtıyor Beşir'cim. Ben İngiliz miyim? İngiliz miyim ben ya? İngiliz giysin bu. Şu halime bak, Harry Potter'a benzettim ben. Bu gözlük de ya. Ya Beşir, ne olur bak hayatım tekrar anlatıyorum. Bu insanlar benim hocalarım. Bizi evlerine davet etmeleri bile büyük bir incelik. Sen de o her zaman girdiğin kahve ortamlarının dışına çıkmış oldun. Fena mı? Entelektüel hayata adım at artık. Entonegi? Anlayacağın dilden anlatıyorum. Ne, nasılmış o? Bah Genco. Bunlar yüksek saati de insanlar, anladın mı? Yani senin o bildiğin sokak jargonundan anlamayabilirler aykün mü? O yüzden cahal cahal konuşup beni rezil etme, gerekmedikçe de konuşup kafa açma aslan. Senin içinden ne çıktığı öyle? Ben böyle biri miyim aslan? Yani sayılır. Aşkım bak hayatım ne olur beni anlamaya çalış tamam mı? Eğer böyle film muhabbeti falan açılırsa, aa çok güzel filmdi, özellikle sonu müthişti dersin. Kitap muhabbeti açılırsa hiç girme, boş ver sağ ol. Niye ya? Okuyorum ben. Anna Karanlığa bir, Anna Karanlığa iki, Anna Karanlığa üç. Hepsini okudum. Tolstoy'un hakkı üçtür diyorsun. Ya sen bana güvesene yavru bıldırcınım ya. Sıkıntı yok. Ben de diyorum entelektüel olaylar hep bende zaten ya. Relax. Bak İngilizce bile konuşuyorum. Hadi bakalım. Ya ben hallederim. Ay canım, canım, canım. Kusura bakmayın. Ay sizi de böyle yalnız bıraktık salon, salon manjede. Nerede diyor? Burası yani. Ha burası salon manjede. Olur mu hocam ya? Biz de tam sizin yapmış olduğunuz bu tablo hakkında konuşuyorduk. Yani bu tablo inanılmaz yani. Tabii A şehrinden B şehrine nehirlerle akış. Çok güzel bir tablo anlatıyor. Ahaham, ahaham, ahaham. Gülüyor mu? Ahaham mı? Ay eşimin gülüşü böyle. Yalnız o bizim çocuğun matematik ödevi efendim. Turan, neden onu orada unuttun? Cık cık.
Bu aralar çok unutkan. Ya keki de fırında unuttu, yaktı yine. Yine yaktı demen için önceden bir kere daha yakmış olmam gerekiyor. Bu da tarihsel açıdan pek mümkün görünmüyor. Felsefi açıdan mümkün görünüyor. Ama felsefi açıdan her şey mümkün gerekiyor. Ay, sen de. Sabah kalkıyor, biz var mıyız, yok muyuz? Acun gibi mi hocam? Nasıl? Vardı ya Acun, var mısın, yok musun? Hocam, hazırladıklarınız çok güzel olmuş. Elinize kolunuza sağlık, değil mi Beşir? Çok güzel görünüyor. Gerçekten özellikle şu lahana turşusu tadına da baktım, bayıldım yani. Mükemmel. Onlar yengeç bacağı yalnız. Allah kara kara belalarını. Yengeç mi yedim lan? Allah'ın hikmeti işte hocam, değil mi yani? Nimet o da. Turancığım, kapıya bak amca. Merhaba, merhaba, merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bunlar nasıl tipmiş? Hadi aşağı. Kusura bakmayın, birazcık geciktik. Naci navigasyonla kavga etti de. Ya uyuz oluyorum ben o navigasyona ya. O ne ya? Hadsiz bana emir veriyor ya. Yok efendim sola dön, yok efendim sağa dön. Sen kimsin ya? Affedersiniz. Naçizane ben kocaman profesörüm. Sen kimsin ya? Ben nereden bilemeyeceğim ya? Hadsiz. Ay bilsen binanın çevresinde tavaf etmezdin. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah Rabbül alemin. Ya kadın bunları yersiz kullanma. Tavaf dediğin Kâbe etrafında olur ya. Siz ilahiyat profesörü müsünüz hocam? Yok efendim, zoğulum. O ne, ne diyor? Hayvan bilim işte hayatım. Ha, anladım. Pet shop'umuz var yani hocam. Ne dedi o? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Değişik. Haksız. Hiç az etme. Evet, Turan hocam, siz nasılsınız? Efendim, nasıl olsun? Keşfedilmeyi bekleyen kayıp şehirler gibiyiz. Her daim umutlu. Yine şiir gibi konuştun hocam be. Bu arada Turan hocanın son kitabını okudunuz, değil mi? Tabii, tabii. Hocam yazmış. Beşir sen? Nasıl hocam? Kitabımı okudun mu? Kitabınız? Evet. Nedir o? Geçmişini seveyim. Geçmişini ne diyor kız bu? Seveyim. 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 Okudum hocam. İnanılmaz bir tarihsel yolculuk yani. Böyle bir şey olamaz. Çok güzel bir kitap yazmışsınız. Elinize, emeğinize sağlık. Tarihi seviyorsun yani. Peki kitabın en güzel yeri, seni cezbeden yeri neresiydi? Hı. Hangi kitabım hocam? Geçmişini seveyim. Geçmişini seveyim. Kitabının beni en çok nereye? Fransız ihtimali. Fransız ihtimali. Ne dedin sen? Ne? Bir ihtimal daha var. O da Fransız mı dersin? Hocam. Ne oluyor lan? Doğru. Bravo. Evet, doğru ya. Bravo. Yani bir ihtilalin olabilmesini ihtimal edecek kimse yoktu. Bravo. Çok geniş bir bakış açısı, bravo. Derin bir bakış açısı öpeceğim. Bakıyorum, hep geniş bakarım ben zaten. Ya canım kocam. Azizim, senin adın nedir? Beşir hocam. Beşir. Seni hiç unutmayacağım Beşir. Gel bakayım şöyle. Hocam, sokağa pek inmem ama. Farz-ı misal ben sokağa indim. Bir genç delikanlıyı çevirdim. Dedim ki, delikanlı bakar mısın buraya? Geldi yanıma. Bana üç tane dünya klasiği sayar mısın dedim. Sayamayacak insanlar var. Sayamaz. Ya hocam, insanlar artık okumuyor, okumuyor. Ya okusa aslında sayar. Mesela ben sayıp anla garan... Hayatım! Sen saymasan mı acaba? Şey yapayım o zaman ben... Yani insan bir dünya klasiği üçlemesi sayamaz mı ya? Değil mi? Misal yani. Nedir o? Nedir? Mesela Yüzüklerin Efendisi. Değil mi? Klasik. Çok klasik bir cevap oldu hocam. Çok haklısınız. Çok klasik oldu ama onun filmi daha iyiydi bence. Canım, sen ağzına bir şeyler atsana, ağzın boş durdukça çünkü bunu bana yedirme bunu. Da. Biraz daha yengeç. Sağ olun, ısırıyor. Ya.
Yahu eşim çok şakacıdır ya. İlahi Beşir hep güldürüyor beni. Ne güzel, ne güzel. Siz de tekstil işiyle mi uğraşıyordunuz yavruşkocuğum? Evet Naci hocam. Kendisi şu anda çok internasyonel bir işe de imza attı. Öyle mi? Nedir o? Tabii hocam. Şöyle kartımı takdim edeyim. Ben çorabım, senin çorapçılık. Ayağınıza renk gelsin. Sloganımız bu. Bir nevi investor yani. Yani. Daha çok biz avokadolu, arılı, ballı falan öyle çalışıyoruz hocam. Ama siz isterseniz investor da yaparız yani. Tuz mu bitti bunda? Bu ibriciyi çok sevdin sen. Çok pahalı ve nadide bir parçadır. Antikadır o yalnız. Hayatım ne yapıyorsun? Tuzluk değil miymiş bu? Koskoca tarihi eseri büküyorsun Beşir. Desene zamanı büktük. Bakıyorum fizikle de alakalısınız. Tabii tabii. Fizik benim en önemli alanlarımdan biridir. Yememe içmeme çok dikkat ederim hocam. Tam olarak bunu sormamıştım ama. O zaman hazırsak başlayalım efendim. Neye başlıyoruz hocam? Söylemeyelim, sürpriz olsun. Tabii tabii. Ne sürpriz oluyor ben tam anlamadım. Bu gece o kadar çok eğleneceğiz ki gerçekten. Bayılacaksınız. Allah'ım entel sohbetler dantel sohbetlere dönüyor. Ne oluyor? Ben de mumları yakayım, ambiyans biraz etkileyici olsun. Evet, lütfen. Neler oluyor ya? Ne oluyor? Şöyle geniş bir yere geçeyim de kulağımak rahat olsun. Şu kütleyi de şöyle iteyim. Gördüğünüz gibi kütle itim kuvveti. İtim, çekim. İtim, çekim. İtim, köpeğim. Fizik. Zehra, ne oluyor? Ben de anlamıyorum. Ne oluyor bir şeyler şu an? Hayatım, sen katılmayacak mısın? Yok hayatım. Ben bu akşam sadece seni izleyeceğim. O halde misafirlerimiz bize katılsın da biz sinerji oluşturalım. Evet. Hocam yok ya. Bizim sinerjimiz bize yetiyor. Siz kendi aranızda sinerjileşin. Gözlerinizi tamamıyla kapatın. Kendinizi ana bırakın. Ice White Chat. Ice White Chat. Ben bu filmi izledim. Çok kötü şeyler oluyor bu filmde. Allah'ın seversen gidelim buradan Zeyha. Dur şu an gidersek çok dikkat çekeriz. Azıcık dur. Başlangıç olarak size Shakespeare'den bir sone okumak istiyorum. Shakespeare kim? Ha? Bunların tarikat lideri mi? Bunu gerçekten sormuyorsun değil mi? Sormuyorsun yani şu an değil mi? Adam Shakespeare'den sone okuyacakmış ya. Ulan Shakespeare'den soneyi sonra okusaydı keşke. Sessizlik lütfen. Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. Değil mi ki inancın en çiğnenmişi? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insanlık onuru? O kız olan kız Erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş. Ah! Naci ne yapıyorsun? Fıtığın var. Karışma bana Nazmiye, çok iyi gidiyorum. İnsanlık onuru. El emeği, göz nuru ve derken ödlekler çıkmış başa. Yavru yavru! Umumusun yükseklerden sesle. Suna beslenir, beslenir. Bara bar, bara bar, bara bar. Gele, 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 gele kara. Hadi halaya. Bara bar, bara bar, bara bar. Bir şey ne yapıyorsun ya? Rezil ettin beni. Ben ne bileyim öyle birden yükseldim ya. Ya kusura bakmayın hocam. Biz isminizi isteyelim. Bize de bekleriz diyeceğim ama bir daha geleceğinizi de sanmıyorum. Rezil ettim. Evet, sevgilim. Rezil oldum ya. Zamandır bu kadar samimi bir dinleti dinlememiştim. Değil mi? Bravo. Vallahi hocam uzun hava kısmında beni aldın götürdün Boston'lara yemin ediyorum ya. Hocam senin de şive var yalnız. He zaten vardı. Ben aslen elma da alıyorum. Ya şimdi siz beğendiniz mi? Ya beğenmek ne demek ya? Anadolu'yla Shakespeare'ı birbirine sürtüştürmek.
birbirine karıştırmak. Harika. Bayıldım ben. Ya uzun zamandır bu kadar hoşça ve boşça vakit geçirmemiştim ya. Gerçekten öyle. Zehra, neden daha önce bizi tanıştırmadın Beşir'le? Zaman olmadı herhalde. Yok hocam, o öyle değil yalnız. Şimdi saçmalama. Ya bir çekil Allah'ını seversen kenara. Nasıl? Yalan ağzımıza yuva yapmış, biraz delikanlı olalım. Bizde yalan yok hoca. Allah Allah. Ben üniversite falan okumadım. Liseyi de zar zor bitirdim. Bir iki kere teşekkür etmişlikleri var. Ben de kabul ettim. Yalan yok. Bak hocam, ben kitap da okumuyorum. O Anna Karan'la bir, Anna Karan'la iki, onlar bende yok. Senin kitabını da okumadım. Bende yalan yok diyorum hocam ya. Ama ben de sizler gibi olmak istiyorum yani. Anlatabildim mi? Mesela ben de ayakkabılarımla evin içinde gezeyim. Ne bileyim, böyle şiir dinletileri yapayım. Yengeç yemeyeyim ama, yengeç yemeyeyim. Ki ona ben de katılıyorum. Değil mi? Onlar beni de çok istiyorum hocam. Beni de aranıza alırsınız artık, değil mi? Ya sen zaten çok farklı bir şeysin ya. Değil mi? Shakespeare'in sonesine uzun havayla giriş yaptı ya. Ben her soneye girerim hocam. Uzun hava girerim bir. Bir sürü var. Ay bunu da gireyim. Hiç gerek yok. Gerek yok. Ama şey diyeceğim, öyleyse bir tane daha okuyayım ben. Dur hocam ya. Yapmayayım ben. Bir dakika. Onu sonra okuruz. Saat kaç şu an? Saat 21:45. Allah, tam zamanı. Kalk hocam. Ne oldu? Kalk. Beşir, ne oldu? Kumanda da burada. Evet. Şimdi sen git bana içeriden bir şöyle çerez merez meyve tabağı yap. Oldu. Tamam mı? Yani biz artık ne yapıyoruz? Anadolu kültürüyle bu kültürü birleştiriyoruz. O gece de bu gece hocam. Kendimizi sana bırakıyorum. Bana bırakın kendinizi. Kendimizi. Vallahi on numara, beş yıldız bozlama. Sen tamam. Beni özlemişim kardeş. Tamam, hadi. Hadi benim yengem, hadi. Hadi bakalım. Siz de benim hanıma biraz bir artık yardım edersiniz. Ne yaparsınız? Yapmazlar geriye. Hocam sen geç şöyle otur. Ben ne yapıyorum? Sen git. Sen ev sahibisin. Misafir otur. Sen git içeriden kendine sandalye getir, ona otur. Hemen. Hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi? Şimdi var ya, dünyanın en güzel etkinliği. Aha. Bu müzik bana Ravel'in Bolero'sunu hatırlatıyor. Yok hocam, o bugün yedek. Ravel. Babel. Yedek bugün Babel. Oynamıyor yani, anlatabildim mi? Ya hocam, bunların hepsini sonra konuşur. Sen otur şimdi, keyfini çıkar ya. Şeker diyenler. Zil diyen var mı? Biraz düşün. Hakikat mı ya? Çal bakalım. Zilmiş. ÇGH buçuktan zil diyelim. Haydi. Son... yani... Güzel tipler çok... güzel abartılmış. Bir daha gül bakayım Batuhan. Ahaham ahaham. Ahaham, ahaham mı? Sen gül bakayım Evliya. Güzel bir hindilik bu. Şimdi bu bir kalıptır tabii. Vatandaş sosyetede, vatandaş entel alemlerde falan. Yani güzel, komik ama bir dikkat edilmesi gereken bir şey var ki... okumuş insana... sanki bilgiye karşıymış... bilgisizliği övüyormuş durumuna da düşmemek gerekir. Snoplukta tabii ki makara yapacak bir bölüm var ama o kitap okuyan kişi ile ilgili değildir. Sanırım sizin de niyetiniz o değildi ama o sınırlarda gezen bir şeydi. Karakterimiz de artık kitap okuyacak değil mi? Güzel güzel kitap, tabii Geçmişini Seveyim adlı kitabı değil ama daha lazım olursa biliyorsunuz bizim evde çok kitap var, ararsınız. Yani o yanlış anlaşılmasın. Çünkü işte popülizm diye bir kelime varsa buna deniyor. Burada da öyle anlaşıldıysa onu düzeltmek için de hocamız devreye giriyor. Yoksa seyirci zil dediyse konu kapanmıştır. Yanlış mıyım? Yanlış mıyım? Salonun 1/3'üne göre yanlışım. Çok güzel hareketler devam ediyor. Sıradaki skeç rock festivali ile ilgili. Şiveli Hanım, Şiveli. Hindi altyapının skeci bu. Çocuklar 4 kişi skeç yazmış hocam. Aklımı tutamadım. 4 kişi
O yüzden isim soy isim. Bir de geçen hafta hata yapmışım ben. Bir de arkadaşın ismini yanlış söylemişim. Bayağı üzülmüş. Ondan buradan çok özür dilerim. Boray'mış adı, Alp demişim. Gene var. Ben o yüzden garanti olsun diye yazdım. Şimdi skeci yazanlar. Cansu Mumcu, Beste Bilir, Bora Pak, Yeşim Dursun. Bir alkış alabilir miyim bunlara? Skecin adı Temkinli Rock Festivali. Halinden burası bir rock festivali. Motive olun, oynayacaklar. Size iyi seyirler diliyorum. Hadi bakayım, görüşmek üzere. Abi festivale çıkacak olan gruplar yıkılıyor ya. Kimler çıkıyordu? Yüz yüzeyken konuşuruz. Kendine çok dikkat ediyorsun. Allah zihin açıklığı versin. Bunları annem de söylüyor bana. Harbiden ya, annem demişken sen nasıl izin aldın da geldin buraya? Kızım, onlar artık böyle şeyleri sorun etmiyorlar. Haberleri var yani. Wow, yalnız bir tanışamadık ya sizinkilerle. Tanışıp ne yapacaksın? Kızım, zamanında kime yalan söylediğimi bilmek hakkım değil mi? Ya onu bırak da şu ortama baksana kızım. Çok huzurlu değil mi? Çok iyi değil mi? Rock! Bu neye kızmış ya? Kızım kızmıyor, selam veriyor. Rock, 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 rock! 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 Ah. Şimdi ne dedi? Tuvaleti sordu. Sen de cevap mı verdin? Dilim döndüğünce. Aa, çok iyiymiş ya. Of. Aa kızım, benim şarjım bitmiş. Şarj aletim de yanımda değil. Ne oldu? Annenler mi merak eder? Merak! Ya bırak! Bırak! Of! Saçmalama, bak bana da aksan geldi. Öyle şey mi olur? Story çekemem. O zaman sana bir kıyak yapıyorum, alıp geliyorum. Aa, kankamsın be. Kankamsın ya. Festival kafası. Festival. Bahçe Ananla rock festivaline geldik, ne var burada ya? Ya babacığım, siz ne anlarsınız rock festivalinden? Teessüf ederim. Gir müze. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum yine. Evet. Çok iyi değil. Ya babacığım, bana izin vermenizden anlamalıydım. Tamamen tesadüf ya. Ya lütfen gidin, bak arkadaşım gelecek, beni rezil edersiniz. Evet. Dur dur Hüseyin, ben şimdi halledeceğim. Halledemiyor Hüseyin. Tamam ya. Tek çadır senin şeyin değil ya. Biz de burada bir yere çadır atarız. Seni de tanımıyoruz biz. Allah tanımıyor Allah. Tapuladınız mı arkadaş? Ya kızım, ortam süper ya. Vay, yeni ahbaplar yapmışsın. Saçmalama. Siz beni tanıyor musunuz? Yok, ben hayatımda görmemişim. Görsem derim bu kızı hangi arada varmış. Maşallah ya. Evet, ben de görmedim hayatımda hiç. Tanımıyorum. Biz geçerken arkadaşınız ahbaplık edelim dedi. Biz de tamam dedik. Zaten bizim kızımız falan da yok yani. Biz zaten evli de değiliz. Biz rock buddy'yiz. Aslı hadi gel biz konsere gidelim hadi. Ana kimin konseri? Selda Bağcan. Abo, Selda Bağcan da buradaymış, gördün mü? Ben onu dinlemiyorum Hüseyin ya. Ben Latif Doğan seviyorum. Lan rock festivalindeyiz. Kustum, şova git o zaman. Manyak! Ya! Ece, ne haber kanka? Kızım, sen yeni mi başladın yavrum? Sayılır amca. Azalt. Evet. Siz şeye gitmiyor muydunuz ahbap? Hadi. Doğru Hüseyin, burada tuvalet kuyruğu oluyormuş. Gel biz bir kuyruğa bakalım. Tuvalet kuyruğu mu? Evet, evet. Saçma şeyler, iyi hadi. Ya kızım Ece, sen annenle babana ne yalan söyledin de buraya geldin ya? Hüseyin, tuvalet! Dur dur, asıl sıçış burada olacak, dur. Benim annemle babamın haberi var. Aa, var mı?
ama okey ya. O zaman ben bundan sonra onlara ben yalan söylemek zorunda kalmayacağım ya. Wow! Wow! Ne yalanlar ya? Harika, çılgın kafalar. Süper, biz de çok yalan söyledik. Ne yalan söylediniz mesela? Anlatın da eğlenin. Moruk ya, bir sürü yalan var. Bak süperiz bu konuda ya. Hayır hayır, anlatmayın. Hadi biz gidelim. Anladık, anladık. Eğlenik ya. Hayır bak, bu bomba o zaman moruk, dinle. Evet. Bunun okulu o kadar iyi ki her pazar derse gidiyoruz diye bir yıl boyunca bütün pazar dışarılarda gezdik ya. Ve babası hiçbir şey anlamadı. Vay mal vay. Ya bakın buna anne daha masrafmışsın ya. Bakın buna annesi para veriyor. Onu anlatmam kızım. Badi bırak anlatsın ya. Anladım badileri. Buna annesi para veriyor. Babandan da iste diyor. Babanın haberi olmaz diyor. Bu adamın da ruhu duymuyor ya. Vay enayi vay ya. Ya. Estağfurullah estağfurullah. Ya öyle öyle başka. Amca asıl büyük olayı anlatıyorum. Evet. Ben bunun babasını, Merve'nin babasıyım diye aradım bir gün. Dedim ki kızınız bizde kalsın dedim. Babası benim konuştuğumu anlamadı ya. Şaka gibi ya. Çok kanka. Ece kanka, senin baban bayağı angutmuş lan. Yok estağfurullah. Öyle öyle, bunu da anlamamaz. Olsun bir şeyin, beteri beteri var, öyle düşünsen. Gel otur, sen sakin. Ölmüyor mu amma ya? Neyse. En azından sevgilisi yok. Aynen, bak sevgilisi yok. Evet. Evet. Aşkım! kızım sana sesleniyor. Bana değil. Yavrum sen ilgilen. Yok, bana da değil. O zaman bana diyor. Hüseyin, bütün oklar seni gösteriyor. Ya ne diyorsunuz ya? Aşkımı diyorum ben, kime diyeceğim? Aşkım. Allah'ım ya, aşkım. Ya Mete bir gelmeden önce haber verseydin. O zaman sürpriz olmazdı ki kanka. Hoş geldin. Merhaba moruk, Mete ben. Arkadaşlar arasında Metallica derler. Merhaba moruk, Hüseyin ben de. Aile arasında Angut derler. Ece, ya Selin mesaj atmış. Yine bir rock grubunun bateristine aşık olmuş. Çok kötü, biz oraya gidiyoruz. Ya abi, kızına baskı yaparsan ya davulcuya ya da basçıya kaçar yani. Ya. Atasözünde evirip çevirmeyi bir garip etmişler. Bu ne lan? Mete sen nereden çıktın? Dedim, bir haftadır, kaç haftadır hatta ne söylesem babam izin vermiyor diyorsun. Ben de fırsat bu fırsat dedim, geldim. Bak çadırsız geldim. Yani he. Sen de kalırım yani ha bugün de. Değil mi? Moruk! Bizim çadır 3+1 dupleks. hepimize yeter. Hem biliyor musun ben yastık almadım. Seni böyle araya koyadım. Beraber yatarız sıcak sıcak. Eyvallah Moruk, eyvallah. Eyvallah. Bu arada annemin çok selamı var ha. Ha siz anasıyla da tanışıyorsunuz. Wow diyorum. Anneme anne diyor ya. Kendi anası dururken. Böyleler, böyleler. Bu arada seni çok özledim bebeğim bir. Gel buraya. Gel, ne oldu ya? Gel buraya. Yapma. Ne oldu ya? Sen ne? Ayır şundan. Ayır şundan. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Ben işkenceler içinde kıvranırken anlıyor musun? Birbirlerini seviyorlar şu anda. Yapma Mete, ne yapıyorsun? Yapma. Aa, ne oluyor ya? Normalde var ya, hiç böyle değil ha. Allah'a mı lan? He. Ama sinirlenince de nasıl bir tatlı oluyor ya? Ben seni var ya, gel. Sinirlenince beni bir gör, nasıl tatlı olurum ama moruk nasıl? Çok çekici, çok. Aşırı çekici bir. Moruk biz... evet. Erkek erkeğe şöyle bir çadır kurmayalım mı? Aa, bize gelelim. Bize yok, yok, bize hayır, bize gelin. Hadi, hadi. Yok, bize yok, gelin. Yok, yok. Hayır, hayır, çadırı hayır, erkekler gelin. Kuran. Hayır. Hayır. Ama bir şey söylesene. Hüseyin, gitmeni istemiyor. Kızım, ben buyum. Anlıyor musun? Ben buyum. Bana emir edemezsin. Ben özgürlüğüme düşkün bir erkeğim.
serkeş yaşam biçimini tercih ettim. Eğer istemiyorsan defol git. İleri gidiyorsun Hüseyin. Sen benim ateş olduğumu bile bile geldin buralara. Bana kahvede Yozgat'ın Teoman'ı derlerdi. Peki neden? Kupa kızıyla sinek valesine çakardım hep. Hadi ya. Vay of, çok çekici oldu yine ya. Beni orada bekle bebeğim. Geliyorum birazdan. Bekliyorum. Hadi moruk. Vay şey yapalım. Be. Ya, geç. Angut Hüseyin, sen de neymişsin be? Evet. Geç hadi ya. Burada. Ver bakayım. Al. Harika. İyi mi? Ha. Yanlışlıkla oldu. Evet, evet. Hadi sen başla bir şeylere ya. Pardon moruk. Evet. Moruk. Sen de benim gibi serkeşsin değil mi? Nasıl yani? Yani diyorum ki... Ya mesela ben rakırım. Anladın mı? Ben anadan rakırım. Mother rakırım yani. Öyle böyle rakır değilim ben. Tabii. Evet, evet. Sen yani özgürlüğüne düşkün değilsin, öyle mi? Nasıl? Anlamıyorum ya. Ya diyorum ki moruk, hani sen bu kızla gönül eğlendiriyorsun değil mi yani? Ne saçmalıyorsun? Araya gir. Tamam oğlum. Tamam. Çok pardon ya, çok özür dilerim. Sakin misin şu an? Sakinim, sakinim. Çok pardon. Sen kimsin lan? Hüseyin. Kimsin lan bana yükseliyorsun he? Hüseyin yapma, çok çekici oluyor. Tamam bırak. Seni var ya parçın pinçik ederim tamam, lan buradan. Yeter ya. Konuşma lan. Şşt, tamam. Tamam moruk. Rock festivalindeyiz. Hepimiz isyankarız. Olur. Vallahi 55 yaşından sonra dayak yediriyordum burada. Duydun mu? Ya çok özür dilerim ya. Ulan. Benim bu aralar var ya psikolojim çok bozuk ya. Ya ben kaç zamandır konuşmak için geldim aslında buraya ya. Konuşma. Yok konuşsun. Yok yok, yok söyleyeceğim ya. Aslında onun için geldim ben. Bunun ailesi var ya. Bunun ailesi... Lan kızı nereye götürüyorsunuz? Kurban mı edeceksiniz? Söyle lan, bu kızın ailesi ne? Evet, şöyle geçelim. Şöyle geçelim, şöyle geçelim. Ben kadrolu polis. Kimlikleri alayım. Buyurun. Evet, ver kimlikleri seri. Buyurun komiserim. Evet. Aslı gelenler. Burada. Merve Gündüz. Burada. Mete Polatlı. Burada. Hüseyin Yıkıdo. Ben. Zeliha Yıkıdo. Buradayım. Ece Yıkıdo. Ece Yıkıdı. Evet. Yaş skalası mükemmel. Zaten sizin yaşınız tutmasa onlardan alıp size verirdik. Hayır, benim yaşımda ne var ben anlamadım Hüseyin. Buna takılma Zeliha, ne olur. Çok sıkıcı ya. Bu kız da buraya ailesiyle gelmiş. Bir gün şuraya gelen bir kızı da babası gil takip etse, burada ortalık karışsa, yalanlar ortaya saçılsa, ben de bunu açığa çıkarsam, bana da böyle aval aval bakılsa. Benim gibi mi yani? Senin gibi yani lan. Bir dakika, bir dakika. Yoksa... Yok ya, aklıma gelse bilirdim ha. Al şunu. Al şunu oğlum, bakma öyle havayla ben. Çok da ses yapmayın. Vua vua. Arkaya çok geliyor. Ah Ece, bu moruklar senin ailen miydi? Ya kızım, bize neden yalan söyledin ki? Kızlar tamam, sorun o değil. Söyle lan, bu kızın ailesi ne? Söyle! Baskıcı. Ben baskıcı mıyım? Ben normal bir babayım kızım. Hayır baba, baskıcısınız. Ama ben sana güveniyorum, dışarıya güvenmiyorum. Ya babacığım, kendi gözlerinle gördün. Bak ne kadar huzurlu, güzel bir ortam. Hiç pamuk gibi insanlar, ne zararları var? Yani... Hüseyin, metalci çekiyorum. Seni, ya seni çok özledim. Allah.
Ya baba, babacığım yeter ya. Bak, ben sizin işinize geldiğinde büyüğüm, gelmediğinde hiçbir şey yapamıyorum. Ben sizi üzecek hiçbir şey yapmadım. Buraya da sadece arkadaşlarımla biraz eğlenmeye geldim, o kadar. Siz beni kısıtlamasanız ben zaten size yalan söylemeyeceğim. Siz beni kısıtladığınız için ben size yalan söylüyorum. Anladınız mı beni? Beni bir rahat bıraksanız, beni bir salsanız zaten kendisi üzülmeyecek. Kızım sen rahı bırak, rap'e başla yavrum. Çok iyi konuştu ama aynı anası Hüseyin. Tamam iyi. Tamam kızım, kusura bakma. Sen bizim ilk göz ağrımızsın ama. Baba ben tek çocuğum. İlk göz ağrısı işte. Aynı zamanda son göz ağrısı. Anladık lan hey ya. Allah Allah. Tamam kusura bakma. Siz ne kadardır birliktesiniz? Bir yıl. Bir yıl. Vay. Yaşanmışlıklar ha. Bir yıl güzel zaman. 365 gün, 52 pazar demek oluyor. Bu pazarların hiçbirinde yedi yoktu. Sen tamam da ya baba. Yavaş yavaş bırakacağım. Öyle hadi yenge bırakılmıyor ki. O zaman ne yapıyoruz? Bu pazar bizde toplanıyor muyuz? Evet, toplana bak. Moruklar, siz. Siz de geliyorsunuz. Ben gelin, ben de geleyim mi? Hakkı düşeyin. Moruk, amca. Bu çocuk mal. Bundan zarar gelmez, içim rahatladı. Gel lan, gel, tamam gel. Ya tamam. Evet. Süperiz, süperiz. Barıştığımıza göre de hadi Selda Bağcan dinlemeye gidelim ya. Yeah. Doğru. Selda Bağcan. Artık diyenler. Oy. Genzi vardı gülmekten ya. Şu anda bir mucizeye birlikte tanık oluyor. Bir kere büyük usta. Ezelden beri hayran olduğum çok büyük usta Selda Bağcan'a bir alkış bir kere. Onu böyle şahane kahkahalar arasında anmak çok güzel oldu. Keşke bir gün programımıza da şahsen gelse yani. Bence dağılalım artık ya. Kulağım ağrıdı gülmekte. Hele bile ortaya gel, ortaya gel. Hacı Ahmet Ak. Ya bazı insanlar gerçekten görsel sanatlar için doğmuştur. Ahmet de onlardan bir tanesi. Ama bu aklıma gelmezdi doğrusu yani. Çok güzel hareketler, nefis bir şekilde devam ediyor. Aferin size. Hamza Yazıcı yazdı. Büyümek geliyor. Hamza'nın gerçek hayatıyla alakalı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hamza.
Oğlum hadi kalk. Hamza. Uykum var. Sana çok mutlu bir haberim var. Okul mu yandı? Yok, okul saati geldi. Hadi kalk kahvaltını yap. Ya başım ağrıyor. Başka? Midem de şey. Ne? Ekşiyor. Ne? Gülü gülü ses çıkıyor. Ha başka? Bulanıyor. Allah Allah. Evet. Bulanıyor mu, ekşiyor mu? İkisi de. Aa. Oğlum sen hamilesin. Kaç gündür rüyamda leylekler görüyorum zaten. Şey sıpası. Kalk hadi üstünü giy. Aa, ne ara giyindin lan? 15 dakika daha fazla uyurum diye giyinip uyudum. Uykumu çalıyorsun şu an? Bana bak, kalk. Yürü, elini yüzünü yıka. Hadi, hadi. Aa, manyak. Yürü. Gözünü aç da yürü, çabuk. Gözünü aç da yürü. Hadi. Şey sıpası. Lan çek, Allah seni. Ayağımın altına dolanıyor ya. Deme öyle çocuğa. Okulu yok mu onun? Ay var ama bu aralar pek bir iştahsız. Hiç gitmek istemiyor ya. Ya Allah Allah ya. Bu çocuk okula koşarak gidiyordu Seval. Hmm. Ne oldu bu çocuğa ya? Sen bunu öğretmenlerle falan konuştun mu? Ay konuştum, konuştum. Bu ara pek bir durgun dediler. Çocuklar ergenlik çağına giriyor. Normal, büyüyor dediler. Büyüyor dediler. Ay, tamam, bana bak. Bizimki bu kendi durumunu anladı herhalde. Biz doktorların dediği gibi bir konuşalım biz, bir dikkatli olalım, bir söyleyelim artık. Ya sorma, beni geçen hafta çok fena sıkıştı da AVM'de ya. Ne oldu? Biz bununla AVM'ye... Biz bununla... Biz sinema... Ya yanlış yerde giriyorsun, bir dur. Allah Allah. Anlat, anlat. Biz bununla geçen AVM'ye gittik. Heh, doğru şimdi. Sinemaya gidecektik beraber. Dedi ki, baba benim tuvaletim geldi, gidebilir miyiz? Dedim, gidelim. Girdik tuvalete, bu pisuvarları gördüm. Ah! Pisuvarları görünce baba dedi, bunlar ne? Dedim, oğlum bunlar tükürmek için. İnansın dedi, birkaç tane şey tükürdüm yani. Sen adamın biri gel, benim o bütün yıktığım o şeyi hepsini üzerine aram git. Yapma, şurada yemek yiyeceğiz. Olacak ya. İş mi dedim ben de yani. Adama da yalandan yeri bağırıyorum. Abi diyorum, ne yapıyorsun falan dedim. Aldım onu, çıktım dışarı. Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Sen yine iyi atlatmışsın. Biz geçen mağazaya gittik. 12 yaş denedik, olmadı. 11 yaş denedik, olmadı. 10 yaş denedik, olmadı. 9 yaş... Tamam, sayacağım mı hepsini? Son 6 yaş kıyafet oldu. Ama anne dedi, ben 12 yaşındayım dedi. Oğlum dedim, 6 yaş demedim, 6'ın yaş dedim. Ben senin kadar iyi kandıramamışım. Vallahi bana desen ben inanmadım, bence güzel. Söylemiyorum vallahi. Ne yapacağız, nasıl söyleyeceğiz? Söylememiz lazım çünkü olacak gibi değil yani. Ne diyeceksin? Buraya kadar. Nasıl yani, direkt? Ya, buraya kadarmış mesela. Hey baba, ne buraya kadarmış? Beyaz ekmek buraya kadar. Kestim artık, yemiyorum sabahlar, evet. Evet, oğlum siz babanla konuşun, ben çayları getireyim. Çay var. Ekmekleri getireyim. O da var. O zaman kızartıp getireyim. O da kızarmış. Lan! Ay. ben o zaman gideyim, bahaneyi içeride bulayım. Evet. Süt getir, süt. Aferin lan, süt getireyim. Baba ben günde var ya 3 litre süt içiyorum ha. 3 litre mi? Ha. Ne yapalım, sağlığın mı senin lan? Ha? Neymiş oğlum, mandıra kuralım lan. 3 litre sütü ne yapmışsın sen ya? Uzayacağım baba. Öğretmenler dedi ki, gelişim çağındaki çocuklar süt içsin dedi. Ha, hı. Evet, doğru. Öğretmenler öyle derler arada. Okul nasıl gidiyor? Ellerinden öper. Derslerin halinde? Sağlığına duacı. Notlar? Sizleri övmüş. Hamzacığım, senin bu okulla arandaki ilişkinin zayıflamasının sebebini öğrenebilir miyim acaba? He? Ya. Hı, ne oldu? Arkadaşlarım benimle çok alay ediyor. Aa, ne diyorlar? Geceden şarj mı ediyorlar seni diyorlar. Düğmen nerede diyorlar. Oyuncak zannediyorlar herhalde. Aa. Ama şey, oyuncaklar güzeldir oğlum. Evet. Oyuncaklar sevimlidir yani, öyle değil mi? Evet. Mesela bebek oyuncaklar vardır mesela. Şimdi mesela sen, adın ne senin? Seval. Seval, bebek Seval desem ben. Hey, çok... oyuncak bebek Seval desem mesela. Çok böyle hoşuma bassan burası, karnına sesi çıksan. Çok tatlı, öyle değil mi? Çok hoşuma gider benim. Değil mi Seval? Ben anana öyle tavladım zaten. Oyuncak bebek gibi yani. Caner de sürekli kulağıma gelip çaylar diye bağırıyor.
Buna ona yaptıran şeyi gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl bağırıyor Gülsün? Çaylar duyan. Çaylar, uzat bakayım onu. Çaylar. Biraz kalınlaştı ses kanı. Çaylar! He, güzel ya. Böyle güzel yapıyor değil mi? Şey yapma çocuğa. Ben Caner'in annesiyle konuşurum oğlum, merak etme. Hem kantinden alışveriş yaparken de problemler çıkıyor artık. Allah Allah, ne gibi? Kantinin duvarını yeniden yapmışlar. Her gittiğimde duvarla muhatap oluyorum. Nasıl alıyorsun o zaman şeyleri? Merhaba duvar, bana bir simit, bir ayran verir misin diyemeyeceğim için anne. Berke veriyorum parayı, o alıyor. İyi, çözülmüş işte mesele oldu. Ama her defasında para üstüne atıp devam ediyor. Vay çakal. Çakal belki görüyorsun değil mi? Ya baba, sence de bende bir gariplik yok mu? Bence bir gariplik yok. Ne var peki? Hiçbir şey yok ya. Ne yani o zaman ileride sonra birden mi boyatacağım? Birden boyatmayacaksın Hamza. Ne olacak peki? Yani boyatmayacaksın diyebiliriz. Buraya kadarmış. Ne buraya kadar? Boyun. Annem, boyun buraya kadarmış. Kimileri uzamaz, kimileri kısa kalır annem ha. Yani normal şartlarda tabii insanların gelişim çağı 20-22'ye kadar gidiyor. O sırada boylar atıyor ama kimisinin işte 10 yaşında falan bitiyor. Hı. Yani sen kaç yaşındasın? 10. 12. Tamam işte yani. Yani hiç mi uzamayacaksın? Hamza saçmalama ya. Saçmalama, ne demek hiç mi uzamayacağım ya? En az 2 santimim var. En az 2 santim. Ay 2 santimse iyi ya Bülent. Çocuğun içine su serptin, sus. Oğlum yok, hiç uzamayacağım. 30 yaşına geldiğinde de böyle olacaksın annem, öyle dedi doktor. Hala bak, 2 santimi atlıyorsun. 2 santim ayakkabı. Saçları düzleştirsek 4 santim de orada, 6 santimi var yani çocuğun. Seval. Ne yani şimdi ben artık... Ben artık hava toplarına çıkamayacak mıyım? Ya hava topuna çıkarsın çıkmasın. O senin bileceğin iş yani. Biraz zıplama yeteneğinle doğru orantılı Hamza. Şimdi sen ne yapacaksın hem futbolu ya? Futboldan para mı kazanacaksın Allah'ını seversen ya? Böyle işleri yapma. Öyle mi? Peki tamam. Tamam. Nereye gidiyorsun Hamza? Bak çocuğa ne kadar sert söyledin gitti ya. Ya nasıl söyleyecektin başka türlü Allah'ını seversen? Hamza ay ne yapacak kendini? Bunların hiçbiri artık hiçbir işim yok. Hiçbiri bir işim yok. Yanamayacak. Oğlum insanların bak komşulara bak rahatsız oldu. Affedin çok özür dilerim. Birinize bir şey olmadı değil mi? Neyse görüşürüz. Balkona düşmüş. Ararım ben onu ya. Heh. Nerede o? Bunlar ne lan? Bu ne oğlum? Bunu sen bunu ne yapıyorsun bu? Kaç numara lan bu? Onu geçen sene, seneye de giyer diye büyük aldık ama. Ya büyümeyince şey oldu. Ya Hamza lütfen. Futbolla para mı kazan? Sen bana demiyor muydun hep baba ben astronot olmak istiyorum, astronot olmak istiyorum diye? He? Kısalar astronot olamaz diye bir şey de yok, öyle değil mi? Yok, ben öyle bir şey duymadım. He, duymadım. Duysam Nurten söylerdi bana öyle. He, Nurten şey söyler. Nurten NASA'da çalışıyor. Evet. Sen, yani sen... Allah Allah ya! Oğlum sen NASA için bulunmaz bir kumaşsın ya. Normalde o mekiğin içine 2 tane astronot suyu. Senin de olsa en az 3-4 tane sığar yani. Bir tanesinin oksijen tüpü 1 ay gidiyor. Seninki 6 ay gider ya. Hem bak düşün, orada insanlar 12-13 santim uzuyorlarmış Hamza. Bu da sana yeter yani. Ne zamandır biliyorsunuz siz bunu? Bir senedir. Yok ya, niye söylemediniz daha önce? Büyümeni bekledik. Yani yaş olarak mantalite anlamında diyorum yani. Keşke benim olmasaydınız. Keşke de olmasaydınız. Bana bak, isyan yapma bir tane. Çakalım 2.80 uzatırım seni buraya. 2.80 mi? Bir tane vursana baba şuraya. Oğlum sen niye böyle oldun? Niye ya hayatım boyunca herkes benimle dalga geçecek. Farkında mısınız? Hayır. Ya kimse seninle dalga... Oturur musun şuraya? Gel. Geç şuraya. Oğlum Allah Allah. İnsanların seninle dalga geçmesi için illa böyle bir şey olmasına gerek yok. İnsanlar birbirleriyle buruları büyük diye de dalga geçiyorlar ya. Evet. Hem sen geçen hafta Önder amcanın ağzı ne kadar büyük, bir güldüm yidesini gördüm diye gülmüyor muydun? Evet, bak sen de yapıyorsun. Önder amcanın ne biçim konuşuyorsun? Çocuk gülmüş, ne var? Tamam. Ya işte bak, o olur yani. Anladın mı? Kiminin burnu büyüktür, kiminin alnı geniştir. Ananın... Gözleri kocaman ananın yani. Ben onlara hasta oldum. Ya
böyle şeyler biraz bunları düşün ya. Her şeyi bu kadar olumsuz yaklaşma. Evet. Hem böyle çok güzel, yakışıklı, uzun boylu insanların da kendi problemleri var. Neymiş o problemler? Ne onlar Bülent? Ne onlar Sevan? Ne onlar Bülent? Aramızda olmadığı için ben bilemiyorum şu an. Şu an aramızda yok, bilemiyorsun. Yani sen biraz da olumlu taraflarından bak. Hep şey yaklaşıyorsun, olumsuz yaklaşıyorsun ya. Ne olumlu tarafı? Ne var bunun oğlum? Futbol oynayamayacağım, hiçbir şey yapamayacağım. Ne bu? Hayır oğlum, oğlum böyle şey. Var bir şeyler, kısa olmanın avantajı var. He ya? Ne, ne, ne? Ne onlar Bülent? Ne onlar Sebal? Ne onlar Bülent? Ne onlar Sebal? Ha ne? Misal, kapıdan geçerken kafanı vurmayacaksın hiç. Ama ne büyük mutluluk benim için bu. Şey, çocuk reyonundan bir sürü alışveriş yapacaksın yıllar boyu. Ha, 30 yaşıma geldiğimde de kurabiye canavarlı tişörtler giyerim. Ne güzel sempatik olur işte. Keşke ben de giyebilsem. Allah Allah. Hem bak, hayatın boyunca perde asmayacaksın lan. Hı? Baban çok çekti. Oğlum bana Korniş Bülent diyorlar ya. Vallahi benim adım Korniş Bülent ya. Asmayacaksın bak bunların hepsi. Tamam o. Evet, hayatın boyunca belki çok zorlandığın zamanlar olacak. Ama çok güzel günler de gelecek Hamza. Evet. Hiç kimse yanında böyle sürekli mutsuz, söylenen insanlar istemez oğlum. Sen hayatta nasıl olacağına kendin karar vereceksin. Bak, kimsenin de seninle dalga geçmesine izin vermeyeceğiz, tamam mı? Vermeyeceğiz. Yok öyle. Dal aldı işimiz. Güzel, ben. Ana maşallah, ne büyümüş bunlar. Oğlum, sen kendini bununla mı kıyaslıyorsun lan? Lan bunun sakalı var, bu beni döver ya. Sen bunu baz alma kendine. Hı. Sen niye bir haftadır gelmiyorsun okula? Bir haftadır mı? Hamza, biz seni her gün okula bırakıyoruz. Sen nereye gidiyorsun? Geziyorum. Bir haftadır okula gitmiyormuş. Ana, demek biz bunu okulun önüne getiriyoruz. O demek ki gitmiyor okula. Bravo, çok yerinde bir tespitti Bülent. Gerçekten tebrik ederim seni. Nereye gidiyorsun sen? Geziyoruz ya. Ya arkadaşlarım üstüme geldiği için okula gitmek istemiyorum. Seninle sürekli dalga geçen Caner var ya, çaylar diye. Onu seninle aynı boya getirdim. Hatta belki bir iki tık daha kısa bile yapmış olabilirim. Sen bizi özlemedin mi? Özledim. Beni özlemedin mi? Özledim. Yalan söyleme. Vallahi gerçek. Ya yalan söylesin. Niye gelmiyorsun o zaman okula? Ya çünkü dalga geçiyorlar o yüzden. Nedir ya dalga geçiyorlar? Kaç kırarsın? Ya gelecek? Artık gelecek, artık gelecek. Oğlum sen ani hareketleri yapma. Ani hareketleri yapma. Sakin ol be. Sakin ol. Evet. Hamza. Kim? Kim? Bana bak, doğru okula gidiyorsun, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Okuldan çıkışta da kızı sinemaya götürüyorsun. Ben? Evet. Tamam. Arkalarda oturun ha. Ya da önlerde oturun. Çok da bir şey fark etmez. Buradan kaçmamıza yardım edeceksin ama, değil mi? Uşt oğlum, şimdi söylenir mi bu ya? Ya ne demek şimdi söyleme? O pencereden bir tek sen geçebiliyorsun. Ya tamam yapma. Oo, ne oğlum, yürü. Oo, bay bay, bay bay. Hadi. Hadi güle güle. Ay Bülent, çok şükür. Vallahi ucuz atlattık ha. İçim rahatladı, söyledik ya. Yarın öbür gün hayatın neresinde olur bilmiyorum ama... inşallah güzel yerlerde olacak. Ay inşallah, inşallah. Ben diyorum ki... şu çaylar meselesinin üstüne biraz gidelim. Çaylar mı? Bunda oyunculuk potansiyeli var. Vallahi. Tabii bak, o ne o? Bir tane dizi vardı, ne o? Ne o? Game of Thrones vardı. He. Adam neler yapıyor orada? Aa, oradaki adam. Bu da neler yapmaz yani? Ana, vallahi doğru. Çaylar! Bak ben bağırıyorum, o bağırıyor. Ben bağıramıyorum yani. Doğru diyorum. Bunu bir ajansa falan yatsın. Yazdıralım, oyuncu olsun. Zil diyenler... Hamza Yazıcı çalmaya gidiyor. Serseri, küçük dev adam, ağzını yesinler. Hamza'ya bir alkış. Kendiyle barışan, dünyayla barışır. Bunun üstüne de başka bir şey söylemeye gerek yok. Harika bir eser yine Hamza Bey'den. Her gün biraz daha uzuyor. Diğer arkadaşlar da gelsinler. Evet, bu haftalık da bu kadar. Bence... aferin çocuklar. Gerçekten çok yoğun bir emeğin güzel bir sonucu bu. Hepinizin tek tek gözlerinden kulisi öpeceğim. Size de çok teşekkür ediyoruz. Kim bizi seyretmeyi seçtiyse... hayata hep güler yüzlü geçsin, kahkahayla geçsin, neşeli olsun. Bütün...
Böyle giderdim, bağlardım cümleyi de. Hepinizin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperiz. Hoşça kalın, sağ olun.